Bugün Kıvanç, ben şey diye düşünüyorum. Bu arada merhaba YouTube, merhaba. Bu şu anda sadece YouTube'un duyduğu yer. Bence ilk bölüme kadar fazla gelen insan gelmeyecek. Çünkü insanlar Log Rush diyorlar ve spoiler almak istemiyorlar şu anda. Bence. Legend of Korra izlememiş bir sürü kişi gelmeyecek. Bence hop WhatsApp'ımı kapatayım, ses çıkarmayı bıraksın. Olsun, izletebildiysek o da bir Aynen. şeydir. Şimdi şey olarak başlıyorum. Kora'yı geçen hafta yeniden izledin. Ve yeniden izlemeden önce benim Kora savunmalarımın tamamını dinledin. Evet, Şu açıkçası anda... fikrim biraz daha yumuşadı. Teşekkür ederim. Hatırladığımdan biraz daha iyi. Ama Çok daha zaten iyi. kötü demiyordun her zaman. Aynen. Zaten beğeniyordum ama yine de bir atla değil ya. Yani bence... Evet, bir atla değil, daha iyi ama hani hani ama sen, yani benim neden daha çok sevdiğimi anlıyorsun şeyi, Kore'yi, değil mi? Çünkü ben her zaman çok hani villain odaklı, NPC odaklı, karakter odaklı bir şey olmuştum ve literally Kore'de çok daha fazla main karakter var. Her şeyden önce. Çünkü Avatar'daki main karakterlerin hepsi var hemen hemen. Ya yani Avatar Aang yok doğal olarak. Suki yok. Yani Avatar'da main karakter ve main villain listesi 8 kişi toplam. Burada 14-15 kişi olması Burada lazım. bakayım 2, 4, 6, 8, aynen 14. Aynen. Yani yazdık bildiğin. O yüzden. Villainlar çok 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 daha iyi. Hani şey, Farenin şeyde villain yok. suratından çeker misin? Ha pardon, şey o şey oluyor, görmüyorum. Şey, Discord'u görmeden fareyi hareket ettiriyorum yan ekranda da şey, Telegram'dan listeyi açıyordum. Karakter listemizi. Bu arada ben daha az önce açabildim Şey olmuştur ya. Twitch'te. Bayağı Bazen lag'lı geliyor bana. Niyeyse hep. yani şey var, bazen yani Twitch'in serverları şey yapıyor falan, oluyor öyle şeyler. Daha zaten kimse gelmedi, kimse merhaba demedi. Chat'te hala boş. O yüzden şey, şimdi chat'te hate yemeden Kore hakkında söyleyeceklerimi söylemek istiyorum. Ne diyorduk? Ha, daha fazla ana karakter var. Şeyler çok daha iyi. Chikorita Çere'ye hoş geldin. Tam işte şey konuşuyorduk. Avatar şey, Kıvanç'ın Avatar Lok hakkındaki görüşleri. Şimdi sen bir ikinci sezon finalini, bir de dördüncü sezon finalini sevmiyorsun, değil mi? İkinci sezon finalini hala sevmiyorum. Dördüncü sezon finalinde de robot olmasını sevmiyorum. Başka Ama herhangi bir sıkıntım yok. robotta sor şey, Spesifik olarak Mecha'yı sevmiyorum. neden? Ben genel olarak Mecha konseptinden pek hoşlanmıyorum Tamam. zaten. Bence robot teknolojisinin çok gereksiz bir kullanımı. Hani hiç gerçekçi değil ki Okay. geliyor Tamam, bu da bana. okay. Hani bu genel bir şey benim için. O yüzden sevmiyorum yani. Ama Kore'ye şeye spesifik bir okeysin. sebep değil. Eskiden Ha ve şey bir de diyordun. şey. Teknolojinin o kadar hızlı gelişmesine karşıyım Yok, onunla diyordun. ilgili bir sıkıntım Aa, yok. okay. Düşününce şeyin metal gemileri falan var ya. Aynen. Yani Abi o direğin, neredeyse hayır, 20. şey yüzyıl direğin şey. Evet ve evet. Zaten hani 20. yüzyılın başı 19. yüzyılın sonu gibi bir şey zaten şey. aynen. Neredeyse. Hani bazı şeylerde daha geriler. Dünyayla tam birebir örtüşmüyor Tabii tabii. işte daha steampunk gidiyor zaten şey. Evet. Yani zaten Şey. Republic City de bunu iyi veriyor. Yani Asami'nin yaptığı, icat ettiği şeyler ne denir? Dolduruyor Bak biraz. ama spesifik olarak pardon şey şeyle ekstra sorunum var. Birinci sezonda da o mekalar vardı. Ama onlar en azından mantıklı bir boydaydı. Bu fiziksel olarak yürüyemeyecek bir boyda. O bacakların hiçbir şekilde taşıyamayacağı bir şey yapmışlar. Yani öyle bir teknoloji olsa of ne biçim binalar yaparlardı o evrende. Yani işte ama zaten o bitki Spirit Vine bilmem ne ile power olan yeni bir Tamam enerjisi teknoloji. sokun, enerjisi sorun değil. Böyle bir şey yürüyemez, yok artık. Metal Bending de yürüyor abi. Spesifik olarak bükülemeyen, yani metalden yapmamışlar mıydı Dışını. onu? Dışını. Hoş O geldin zaman kardeşim. içindekine uzanıp onu çekebilirsin. Yani öyle şeyler Zaten yapıyorlar hep. öyle şeyler yapmıyorlar mı? Fight'ta. Yanlış mı hatırlıyorum? Ah, ben de Belki de. o kadar Neyse. hatırlamıyorum. Önemli. Zaten son sezonun şey, prodüksiyon sorunlarını biliyoruz hepimiz. Neyse. Evet. Yavaştan daha insanlar gelmeye başladı yavaştan.
Görmedikleri metali mi? Görmedikleri metal bükemiyorlar mı? Metal bending daha zorsa olabilir öyle bir şey. Olabilir. Görmedikleri toprağı hiç büküyorlar mı? Hatırlamaya şunu düşünüyorum genel olarak şu an. Yani şeyi full tutuyor sonuçta. Koskoca labi kütüphaneyi tutuyor ya top. Ha, okey. Yani hani Ya bilmiyorum. Zaten o konuda tam emin değiliz bending'in ya aynen. sınırlarına Bending'in hani. sınırları birazcık şey. Kütüphanenin bir kısmını görüyor. Yani topun görmesi Ah, topun görmesi farklı zaten. Çok doğru. Seri kendimi mallar listesine yazıyorum. Hemen yani bu şeydi gerçekten. Hani Tof'un görmesiyle ilgili argüman yaptım. Şey şu anda Tof'un şey gifini görüyorum önümde. Şu gözlerinin önünde elini sallıyor ya Kıvanç. Ha. Sanki kameramı görmediğin için söyledim. Kütüphane orada şeyin diyorsun. Ah. Bilmiyorum görmedikleri suyu bükmüyorlar mı? Havayı görmedikleri Senin havayı dilin biliyor büküyorlar. musun? Yani ama hemen yani. Yani. Neyse bending aynen yani bending'in o konuda kuralları mı var? Çok önemli de değil zaten. Yani şey var mı? Steampunk çalışıyor abi işte o Mac. Neyse. Şimdi biz Kıvanç'la yayından önce aramızda şeyi tartışıyorduk. Ama Blood Bending'de zaten OP zor. Ama Aynen. onda da kişiyi görüyorsun. Aynen. Kişinin çoğu su zaten. Ya hayır ne bileyim böyle şeyin borulardaki suları falan şey Katara şeyi görüyor görmediği suyu büküyor şeyden. Ha, Jet bölümünde spesifik olarak. Hatta Aynen. daha önce hiç görmediğim suyu bükmemiştim diyor ama sonra yapabiliyor. Tamam. Tartışma Aynen. bitti. Kora'nın vücudundan zehir çıkar diyor. Evet. Haklı. Evet, Aynen. evet. Aynen. Ya tamam. Okey. Görmediklerini Tamam. bükebiliyorlarmış. Neyse. Spesifik olarak mekaları sevmiyorum. Kısacası. İkinci sezonun finalinden hala memnun değilim. Kimseye daha Yani. gelmedi yavaş yavaş galiba. Bugün Twitch de laglı biraz Sercan. Şimdi viewer sayısı artmaya yavaş. Yeni başladı, yeni jumpladı viewer sayısı. Bir de şey bizimki şey bana ihanet etti. Tuna bana ihanet etti ve tam yayın başlamadan 5 dakika önce kulüpteki herkesi Among Us'a topladı. Hain Tuna. Aynen. Yazıklar Tuna'yı kötü oyuncular listesine ekliyorum. Mallara da değil. Hani şey kendi Kora izlemedi yayına gelmeyecek diye yaptığı sabotaja bakar mısınız arkadaşlar? Kora'nın ilk sezonunu yeni izledi Tuna. Benim mideyle almam lazım. Nerede şu da? arada hiç izlememiş midir ya? Onu geçen hafta demedi mi? Bilmiyorum. İlk sezonunu bitirdim Koran'ın diye. Bilmiyorum. 3 sezon bitti. Bilmiyorum ya. Neyse. Yani kısa kısalar Aynen. sezonlar. Çok kısa. Başta izleyecektim ama sonra düşünüyorum. Ben denedim işte Avatar'da geçen hafta olmadı. Yetişemedim. Ama bayağı izledim. Ya şey. Ya zaten insanlar konuştukça hatırlamaya başlıyor. Onu fark ediyorsun ya. Neyse. Kaç kişi olursa olsun. Biz bu yayını 3 kişi de yaptık zamanında. İnsanların Kora nefreti bu yayına gelmelerini önledi diyerek ağlayarak böyle. şeye başlıyorum. Ya şeyi tartışmak lazım. Kore'yi 3'e bölecek miyiz? 3 4 3 ya da 4 sezona bölecek miyiz gerçekten? Bence 3'e bölebiliriz. Yani çünkü farklı gerçekten alignment'ları. Bence de Özellikle ilk evet. sezonla geri kalanında. Hani. Ya Sercan şöyle Yani direkt birinci ve ikinci sezonda çok farklı davranıyor ya. aynen şey var yani bir de zaten karakter development'ı şey öyle. Ha, kimin? Kora'nın. Spesifik Kur'an'ın. Avatar Kur'an. Hani. Kora Bizim değil. spesifik olarak çok değişiyor. Yani kesinlikle Kaotik Kut başlıyor. Yani tartışırız tabii de. Şu anda tartışmaya başlatıyorum. Hatta ilk Kora'yı yapalım yani. Tamam. Hani. Şöyle bence 4'te şey yapıyor.
kaotik. Bir Zuko değil canım. Bir Zuko değil. Yani o Zuko'nun çok kaotik. Çok şey. Çok ciddi bir gelişimi var. Değişimi var yani. Evet, evet. Zuko Evil'dan Good'a bu Good çerçevesinde zıplıyor. Bence Koran'ın alignment'ı şu şekilde oluyor. Sezon 1'de kaotik Good, hot-headed akıma. Sonra yaptıklarının sonuçlarını aynen, görüyor. Otoriteye Amon'da saygı duymuyor. Şey aynen. Yapıyor. Amon olayında şey yapıyor ve otoriteye feci bir saygı duymaya başlıyor ve kendi su kabilesi geleneklerine dönmeye çalışıyor. Hatta fazla abartıyor. Gene bokunu çıkarıyor. Aynen. Overcorrection yapıyor. Aynen. Lawful Good oluyor. Söyle amcasının tuzaklarına düşüyor. Aynen. İkinci sezonda. Sonra Lawful Good oluyor. Sonra sezon 2'nin finalinden sonra sezon 3'te hala Lawful Good biraz ama sezon 3'te bunu yavaş yavaş kaybediyor ve sezon 4'te travması sonrasında Quira ile uğraşırken Neutral Good'da oturuyor bence. Ben buna katılıyorum tamamıyla. Ama bunu iki şekilde başta good nasıl good değil ya? Yani sonuçta iyilik için uğraşıyor Kora. Hani bir iyilik algısı var. Çok kaotik bir şekilde bunun iyilik için uğraşıyor. Hani şey değil ki. Republic City'de ilk yaptığı şey dükkanı şeylerden kurtarmak. Mafyalardan. Hani, herhangi bir bencilliği veya kötülüğü yok yani şimdi genelde insanları niye evil'a kaydırıyoruz ya bencilce ya da kötü yani ya literal kötü bir şey yaptıkları için ya da bencilce hareket yaptıkları için. Hani good olmasına rağmen niye kaydırıyoruz? İşte o kaotik. Tamam o kaotik. Polis yeterince iş yapamıyor diyor. Polisi mi bekleyeceğim diyor. Direkt saldırıyor mafyanın adamlarına. Aynen bu literally çizgi roman kaotikliği. Hani şey tüm vigilantizm şeyi. Ha, tamam yok yok ama şöyle kaotik ya, kaotik olduğunu biliyoruz. Okey kaotiğe koyduk. Neutral'den good'a çekecek çok fazla aksiyonu var. İyi yani Kora. İyilik yapmaya çalışıyor. Tamam ya anladım demek istediğin de sen kaotik yani yaptıkları iyilikler çekemiyor mu sence good'a kadar? Neden çekemiyor? Yani beni ikna edemedin bilemiyorum diye. Ben hala good diyorum ya. Ben kahraman olacağım motivasyonu da ama good bir motivasyon. Hani çizgi roman karakterleri yaparken hep kahraman olanlara good dedik yani. Hayır şu anda şeye üzülüyorum. 3 kişi olduğumuz için hani Sercan'ın argümanına ikimiz de şey yapmıyoruz. Yemiyoruz. Ve şey hani oynamayı üçümüz yapacağız. Yedi kişi görünüyor ama izleyen. Ha. Chat'te bir tek şey var. Biri benim. Tamam yani chat'te bir tek Sercan yazıyor ya oylama açınca. Hani şu anda oylama açarsam Sercan'a haksızlık yapıyormuşum gibi hissediyorum. Eda bile gelmedi ya. Eda gelse Eda iyi oyuncuları alacaktık. Ben Kora sezon 1 diye yazıyorum. Ya olsun. Yani sonuçta ya sonuçta şey var. Kore'ye kaotik nötral diyecek bence başka insanlar da olabilirdi. Kaotik good, kaotik nötral. Başka neutral good. True nötral, kaotik good. Çünkü yani sezon 1 Kore gerçekten o şeylerde. O hatlar içerisinde. Aynen yapacak bir şey yok gelselerde. Hain Tuna. Ben açtım oynamayı. Bakalım. O... Ha o. En azından bir sessiz izleyici var. Tamam şimdi biraz daha iyi hissettim kendimi. Şu an oylama 3-1. Şimdi telefon Discord'undan bakıyorum.
Herkes bu grubunda şey yapıyorlar. Bu grubunda oyundalar. Hainler. Evet Metin, sen izleyici olarak gözüküyor Hayır. musun? Gözükmüyor. Okey. O zaman benim haricimde 5 kişi var şu an. Dur Biri bakabilir miyim oylamaya size? katılmadı demek mi bu? Yok, hayır, 2 kişi oylamaya katılmadı Yo demek. şey olabiliyor. Yok bo ama o izleyici sayısı çok şey değil. Botlar motlar da gözüküyor. Şey, tarayıcı Ha. Ne botlar. botu ya? Şey otomatik şey Ha. Twitch'i tarayan botlar şeyler falan. Otomoderatör. Okey. Tuhaf. Kora S1. Bakayım users in chat'e bakayım. Aynen çık. Başta selam veren çikolata var. Rüveyda açmış arkada durdurmuş şey izliyor. Rüveyda şey yapacağım demişti. Yayını açacağım ama birinci yayını bitirmedim onu izliyorum diyecek demişti onu yapıyor herhalde. Kısa bölüm olacak galiba bu. Bilmem yani çok karakter var. Sonra. Kore ikinci sezona mı geçelim? Evet Kore sezon 2. Yoksa? Boş ver abi biz yayınımızı yapalım ya. Kore sezon 2'de bence geleneklere çok dönüş yapıyor. Bir Amon'la yaşanan olaylardan sonra ne yaptım ben? Ben bu kadar kaotik olmamalıyım diyor. Ve Lawful'da dönüyor bence. Gene iyilik yapma amacıyla her şeyi eline yüzüne batıp. Hatta bazı durumlarda Aynen. stupid Lawful. lawful Aynen. O klasik şey Lawful Stupid Paladin stereotipine giriyor bence. davranıyor. Evet. Bir iki noktada işte amcamın şeyi yasal olarak doğru aslında falan işgali. İşte mahkemeye çıksınlar. Sonra mahkeme idam karar verince surprise Aynen. Pikachu. Öyle çok iyiydi. Bu gerçekten o idam olayı neredeyse kendi babasını aynen kanun karşısında literally kanun karşısında babasını Evet. bile tanımıyor. Yani Yani good diyecek miyiz? Yine de good ya ama bence. ya Lawful zaten şey koydum ankete. Hani neutral Çok good, chaotic good. misguided bir lawful good. Dur, neutral good, lawful good, chaotic good, lawful neutral, lawful evil koydum ankete. Bu sefer good'a ben Ben de lawful oynayacağım. good'a basıyorum. Wow, oy birliğiyle Evil. geçireceğiz. Lawful evil geldi. Amcasının kötü emellerine ortak oluyor. Peki ya dur şeyi konuşacağız. Amcası neler mı Kabilesini diktatörle. Amcası Ha, neler ona da mı mı birazdan geçiş geleceğiz. yapalım Hayır, buradan hayır direkt? ama yani birazdan Ha. geleceğiz oraya. Amcası neler mı Lawful Evil mu mesela? Bu Kore'de yer ya O çok karışık. Kore'de Aynen. çok fazla kaotik ideolojiyi lawful olarak izleyen adam var o yüzden. Aynen yani şey troll argüman yok mu? Ne bileyim ya şey şimdilik o moda giremedim. Bir de şey bu an Kore anketlerinde gerçekten şey 5 alignment'a da ihtiyacım var. Hani şey var 4 ile yani gerçekten Lawful Neutral, Lawful Evil diyen de çıkabilir diye şey yapıyorum. Kore sezon 2. Şimdi sezon 3'ü yani sezon 3 ve 4'ü birleştirebiliriz bence. Biraz önceki Evet bence de sorunun. çünkü alignment değil hani mental sağlık ve şey nasıl denir depresyon farkı var. Hani moralitesinde veya verdiği kararlarda alignment şeyi çok yok değişikliği bence 3 ve 4'te. Yani başka bir yolculuk var 3-4 arasında şeye göre. Peki sence sezon 2'den değişiyor mu alignment'ı? Aynen sezon 4. Yani şey sezon 3 Sezon 2'den geçiş. sonra işte sezon 2'den 3-4'te bu o kadar lawful davranmıyor. Ama 3'ün başında Neutral. genel lawful. Amon'a karşı lawful olarak. İşte Amon diyorum. Zahir'e karşı lawful olarak savaşmaya başlıyor. Ama şey spesifik Sonra Republic's'in iyi kötü olarak yanlarını President görmeye Ryko başlıyor. ile aynen kavga ettikleri için şeye geçiyor. Hani tamam gidiyorum zaten ben de havalusuyla uğraşacağım Aynen. Ama işte diyor. o kaç? Üçüncü, dördüncü bölüm değil mi? Yani başı değil. Sonuçta Evet ama Lawful'un. ondan önce Zahir'le tanışmıyorlar bu Ha arada. okey Farkında tamam. bile değil Zahir'in. Ha okey okey tamam. Yani şey anlamında diyorum. Sezonun başında Lawful'luğu devam ediyor.
Yani sezon 3'te bir geçiş var. Coral Alone muydu bölümün adı? Ben bölüm adlarına hiç dikkat ben etmedim. Ben de bölüm adlarına hiç dikkat İzlerken. etmedim. Coral Alone bölümü kaçıncı sezonmuş? Bakalım hemen. Bakayım. 41. bölümmüş. Coral Alone 4. sezon ya. Aynen 4. sezon 1. bölüm mü o zaman? Aynen şeyden sonra çünkü. Felç yok, olmasından sonra. Dur. Her bölüm 10 bölüm şey değil ikinci, ki. 41. Iki bölümse 3. İkinci bölümüymüş şeyin. Kitap 4'ün ikinci bölümüymüş. Okey, bu şey yaptı değil mi ya işte hani. Gidiyor toprak aynen, kutusunda haber savaşıyor. Vermeden. Aynen. O bölüm. Şey yapıyor. Earth King orada alignment değil ya. Orada sadece depresif Kora bence. Çünkü alignment şeyi görmüyorum orada. Aynen, hatta şey falan, halüsinasyonlar falan görüyor orada. O zaman Kora final, yani Kora'nın son alignment'ı olduğu için sezon, yani sezon 3'ü ayrı incelemeye gerek yok bence. Kora final, Kora sezon, Kora son olarak şey yapalım. Olur. Kora S4 diyorum. Peki ne? Gene Zuko Long daha iyi bölümdü, evet. Ama. Evet. Ama Kora Long'u da ben çok seviyorum. Ama Zuko Long daha iyi bölümdü. Ben Neutral Good diyeceğim ya. Ya Lawful değil kesinlikle. Yani kendi içinde biraz daha dengeye ulaşmış oluyor. Peki Chaotic Good mu? Bence değil ya. Yani sezon, hayır şöyle, sezon 1'deki kadar Chaotic Good değil. Ama yine de Chaotic Good mu? Aynen. Yani hani onu şey, o bizi yanıltmasın diye düşünüyorum. Bence yok ya. Yani dengeyi buluyor gibi. Yani o hot-headed personality'siyle işte gelenekler ve kanunlara olan saygısı arasında doğru bir yeri buluyor gibi geliyor. Zaten zaten kitabın adı Balance. Burada yazar ne düşünmüş? İkinci kitap Spirit, üçüncü kitap Change, dördüncü kitap Balance. Canım benim. Ben daha iyi bir bölüme katılma şekli bundan düşünemiyorum iyi bile. Yani hani... Yani özür dilenecek hiçbir şey yok burada. Yani hani... arkadaşlar Kuvira düzen getirmeye çalışıyordu. Kuvira'nın getirdiği düzeni bozdu, parçaladı. Lawful Good Kuvira'nın topuğuna sıktı. Chaotic Evil'dır. Fırsatım vardı bu sefer. Şöyle Akif, spoiler alma ama. Bak söylüyorum, spoiler alma. Devam edeceksin. Aynen. Full konuşuyoruz karakter aynen. Gittiğimiz için. Kuvira eşittir Hitler bayağı doğru ya. Birazdan orası. Ya şey mimleri Akif, kimse izlemiyor mimleri şey oldu. Ya ben Kora, ben Akif'cim. Evet, ben yakın zamanda tekrar izledim. Biraz daha pozitife döndüm. Ben Kora'nın şeyden, benim zevklerime göre orijinal seriden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hani o yüzden çok nefret şey yapıyorum. Oo Sercan, Sercan da mı benden? Wow! Ben o kadar abartmıyorum ama iyidir. Yani şey var, tabii bazı sorunları var ama sorunlarına rağmen ben daha çok seviyorum. Çünkü şey, doğru. Abi ben hala biri, benim dışımda biri Kora sevdiğinde şey yapıyorum. Şaşırıyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Aynen. Sercan, ben seninle ilgili çok şey unutuyorum. Öyle bir mallığım var benim. Bu arada Zuko da Neutral Good'da son bulmuştu. Kora'da. Yani galiba Neutral Good en iyi alignment'tır demeye çalışıyor bu diziler. Yani bence de.
Mallar listesine girdim zaten Sercan, sorun yok. Geçen şeye Ahmet'e Discord'da Kora savundum gene. Neyse. Ah şimdi belki de serideki en nefret ettiğim karakter ya. Kora'nın en kötü karakteri geliyor. Mako. Mako. Gerçekten kötü karakter ya. Arkadaşlar Mako. Mako'nun alignment'ında ben zorlanıyorum ya şu an. Aynen. Mako'nun sorunu ne biliyor musunuz? 70'ler Hollywood'unu düşünün. Kadın karakterlerin nasıl yazıldığını hayal edin. Erkek karaktere öpeceği, eve döneceği romance interest olarak yazılan iki boyutlu karakterleri düşünün. Sonra onu Mako yapın. Bence Mako'nun, ay ve kasıtlı olarak bence Mako'nun senaryodaki işlevi de bu. Yani şey olarak hani Kora'nın teenage, ya tabii özellikle son sezonda şey yapıyor da, ya evet birazcık ama yani hiç şey var, Bolin'in falan bir karakter gelişimi var ya, yani Avatar'dan beklediğimiz Avatar'dan beklediğimiz bir karakter gelişimi var ve hani Tenzin'de bile görüyoruz bunu. Lin'de bile görüyoruz bunu. Hani daha yan karakter olmalarına rağmen. Ama Mako'da ben hiçbir şey görmüyorum. Azıcık şiplere girecek olursak ben spesifik olarak Korra Mako şipinden nefret ediyorum. Mako ve Asami'yi okayım. Asami ve Kore de çok iyi. Peki Prens Lu Ama Mako? ona da okayım. Bir de bence şey ya, Mako'da şu tuhaflık var. İş hayatında über lawful davranıyor. Evet. Ama ilişki hayatında über kaotik davranıyor. Evet. Ya polis zaten. Ya şimdi alignment ne? Evet. Lawful good mu? İşteyken lawful gibi davranıyor. Ama İşteyken lawful şeydeyken nötral gibi davranıyor hatta. hani sevgililerine kaotik nötral davranıyor. Aynen yani. Bence. Sezon 2'de Koraya'ya ve Asami'ye yaptığı korkunç yani. İkisini de aldatıyor. Aynen. Ve şey, hafıza kaybından yararlanarak falan. Hani O. that's abuse gerçekten. Gaslighting Alignment'ı ne? Gerçekten aldatma sayılır mı? Kesinlikle. Ya aldatma olmasa bile bir yani. aynen yani, hatta kaotik yönetimden kaotik evil'a bile çekebiliriz Yok, ilişki o hayatındaki kadar değil. alignment'ını belki. O kadar değil. Ama o zaman neutral ya da neutral good mu diyeceğiz ortalamadan? Bilmiyorum. Asami'ye yaptığı daha fena değil mi Asami'ye zaten? yaptığı daha fena bence de. Tam Kora'dan ayrıldığı için tam senle şey, Kora onu öpüyor. Geri dönüyor. Evet yani şey, Mako bayağı heroik bir karakter. Orada zorlanıyorum zaten. Evet. İlişki Ama hayatı haricinde. ilişki hayatı hariç bayağı heroik bir karakter. Şey yapıyor, Asami ile öpüşüyor, Kora ile ayrıldık diye. Tekrar Asami'ye dönüyor, sonra Kora'nın ha o Kora son 5 günü unutmuş mu? Hani ama good değil mi Ah. Mako? Yani dünyaya good enerjisi veriyor. Lawful good enerjisi. Hani polisken yaptığı şeyler falan filan. Ama Ama çok kaotik bir insan. bilmiyorum Ya ya. Team Avatar sezon 1 tamamen kaos yani. Ama Team Avatar sezon 1'de de Bolin Mako ikilisinden şey, Mako lawful olan zaten. Evet, Hani Bolin. düzgün bir iş yapalım artık, şu şeylerden kurtulalım. İşte gangden falan filan diyen hep Mako. O zaman şey mi yapalım? Mako dünya Mako, profesyonel Mako ilişki Mako. ilişki Tamam, yapalım. ben buna varım. Mako ilişki. Aynen. Sercan. Mako ilişki. Mako ilişki. Şimdi ne dedik? Ya da boyfriend Mako mu yazsak ya? Boyfriend Boyfriend Mako ve polis Mako. Mako Kop yapabiliriz. Cop Mako. Mako. Boyfriend Mako. Ne diyoruz? True nötral dendi. Kaotik nötral dendi. Kaotik evil dendi. O zaman neutral good ve şeyi de koyuyorum. Kaotik good'u da koyuyorum. Tamam. Ve bir şey söyleyeceğim. Peki dur. Şimdi böyle konuşuyorsa kaotik nötral mi, kaotik evil mi Kıvanç sence? Demeyeceğim ya. Evil demeyeceğim. Nötral.
Yani o kadar da kötü değil. Ama yani. Ya ben kaotik nötral diyeceğim zaten de. Aynen, ben de kaotik nötralle ikna oldum. Yani şöyle, biraz hani, önce bizi turun nötrale... Evil diyeceğim kadar da kötü şeyler yapmıyor ya. Çeken şey profesyonel hayatıydı. Bence hani biraz önce turun nötralden bile şey yaptı. Ya ben Evil'a çok yakınım. Çok yakınım. Hani düştüm düşeceğim. Çoktan şey olmadın mı? Oy vermedin mi? Yok, kaotik nötral oy verdim. Ha, oyumuzu değiştirebiliyor muyuz? Hayır, değiştirmedim. Oo, şu split'e bak. Yani, buraya yayında 5 kişi var, nasıl 6 oy verildi? Ben varım. Ha doğru, sen varsın. Ben şeyi çok şaşırdım ya. Eda Kore çok seviyordu. Eda niye gelmedi? Hem Eda iyi oyuncular. Eda da mı şeyde? Eda da Among Us'ta. Hain Eda. Imposter. Imposter. Sas. Kıvanç. Kaotik nötral mi diyeceğiz? İkimiz de kaotik nötral dedik. Ama ben kaotik yıla kaymayı okeyim. Okey, ben de okeyim öyle diyorsan. Daha çok izleyici kaotik yıla oy verdi diyebiliriz. Hayır, bir de ben yani şeydim hani %51 kaotik nötral, %49 kaotik yıldım. Yani 2 sene oy verebilsem 2 sene de oy veriyordum. Tam evil diyelim o zaman. Boyfriend Mako kaotik evil. Aynen, Cop Mako diyeceksek BF Mako da olur. Best friend anlaşılıyor. Ama best friend'le karışı, evet. Bak şu ekrana sığıyor. Sorun yok. Sığdı direkt. Okay. Bu ne biçim bir font ya? FR çok çirkin görünüyormuş. Artık her yayında şunların boyutlarını oynamaktan bir şey yapamadım. Stabilize edemedim. Sıradaki yayının başında tüm kutuları tekrar açacağım. Hani her fontun ve yeri ve şeyi farkaydı artık. Peki Cop Mako Glowful Good mu gerçekten? Evet, bence öyle. Ama şey, her zaman patronların dediğini yapmıyor. Tam aksine daha da ideal olanı yapıyor. Batman Lawful Good'u yani. Aynen, Batman Lawful Good Mako Cop'ken. Peki Cop Mako neden Chaotic Evil? Eski şey arkadaşlarını bencilce, para için, meslek için, iş için satıyor eski gang arkadaşlarını. Cop Mako'ya Guard Mako dahil mi? Dahil. Guard Mako hangisi oluyor? Prince Wu'nun gardı olan Mako. Ha, onu da polis olarak yapmıyor mu zaten? Aynen, onu da polis olarak yapıyor. Olarak departman ona hani bu adamın şey özel koruması oldu. Peki Cop Mako şey Guard Mako Lawful Good mu? Evet, orada da Prince Wu'nun kaotikliğiyle uğraşıyor sürekli. Okey. Ben Lawful Good'u basacağım. Ben biraz duracağım. Ben Neutral Good'a da basabilirim. Yok ama ya, çok lawful. Ben de bastım. Çok lawful, gerçekten çok lawful. Yani şey var, hani genel kaotik, hani Kora ile o kaotik davranışlarını bile, Kora'yı da Bolin'i de hep şeyde tutmaya çalışıyor. Bir durun falan yapıyor hep. Yani evet. İçimde kalmasın diye de onu şey yani. Ya gerçekten şey çok idealist good ya, şey yapıyor. Erasmus Muharrem 2 hoş geldin. Yayında kız olmayabilir şu an. Üzgünüm. <Aynen. gülüyor> Yani hani şey var, biz burada avatar shipleyen insanlar olarak LGBT shiplerine ve ilişkilerine de çok destekliyoruz ama senin aradığın şey sanırım bu değil. O yüzden cevap vermeyeceğim. Yoksa hani Cop Mako'yu şeye yazdım. Aynen. Lawful Good seçildi. Bolin. Bolin. Bolin bence de temiz bir kaotik kutu. Bence de. Yani şeyden, film yıldızı olmasından, orada Varik'le yaptıklarına, şeyde kurtarmaya çalışmalarından, hepsi, yani çok kaotik de. Şeyle yaşadıkları, su kabilesi çiftiyle yaşadığı. Bir noktada para kazanmak için gang işi yapmayı kabul ediyor ilk sezonda. Aynen. Good mu peki? Good ya genel olarak. Peki gerçekten kaotik mi? Şeyin Sercan'ın sorusunu şey yapayım. Yani
Ben Nötrlgut çıkmasına da okeyim çünkü. Ya şey espiritüelliğiyle, mizacıyla çok kaotik gerçekten. Ama aksiyonları gerçekten kaotik mi? Bence evet ya. Ne Bir mesela düşün. kaotik? Aynen ya. Son sezon. Oo, Son evet. sezonda ama Kuvire'ye katılıyor, kandırılıyor. Yani o şey mesela Ama o Bolin'e gerçekten kandırıldık durumu var orada. Sonra aynen. zaten vazgeçiyor. Aynen. Yani şey son sezonu ben Bolin'in alignment'ını ikiye ayırtmam burada. Çünkü şey yani orada bir yani şey var. Kandırıldık, asker olduk var. Ama lawful olduğu için değil bence. İnsanlara Kuvira çok Aynen. iyi yardım ediyor dediği için. Yine Kaotik bir Kaotik durum. Good'un lawful Paladin'e takılması gibi. Ama Paladin dediği aslında şey Asmodeus rahip Aynen çıkıyor. aynen. Yani şey var gerçekten. Hani lawful birinin arkasında gezen bir şey. Hani şey Batman'in işte şeyleri toplaması falan gibi. Böyle en kaotik insanları toplayıp Justice League team takımı kurması gibi bir şey yani. Hani ama işte son sezondaki olaylar Neutral'a çekiyor mu? Kaotik biri o düzende devam edebilir mi? Bilmiyorum. Hayır ama Neutral diyebilirim ben de. Boline Kaotik Good demezsek Team Avatar'da tek kaotik Korra sezon 1 olacak ve bu bana hiç doğru hissettirmiyor. Orijinal Avatar'da hiç kaotik kut yoktu. Ama şeyde Soft yani kaotik nötral dedik ama. aynen. Şey ve şeyde Team Avatar yani Korra'nın Team Avatar'ı çok kaotik hissettiriyor. Şey orijinal Team Avatar'a göre. Merik Varik var da. Ama o ama Team Team Avatar değil. Avatar değil. Ama ya şey var Varin'in oylaması çok kısa olacak. Varik'e 5 şık kaotik nötr açacağım. Evil mı? Dur Varik'in evil olması ile ilgili iyi bir tartışmam var benim. Okey, Varin'e Kaotik Evil'a da ikna olabilirim. İşin sonunda nötr mi çıkar, evil mi çıkar, good mu çıkar konuşuruz da. Neyse. Ya Bolin'de ben çok arada kaldım. Ne? Varik Sokka'nın oğluymuş. Ne? Yok öyle bir şey. Saçmalama. Hayır canım dizide bahsedilirdi bu. Şey olsa böyle olsa. Fan teoridir bu. Suyen Sokağın kızı şey yok mu ama teorisi? Aynen Suyin Sokka'nın kızı teorisi var. Varin soyadı Varik bir kere. O soyadı mı? Adın ne? İknik. İknik mi? Aynen. İknik Blackstone Werk diyor Aynen. Vicky. Aynen ben de ona bakarım. Niye Blackstone? Ailesiyle ilgili hiçbir şey yazmıyor ki de. Ya. Neyse şey Bolin. Bolin. Bilmiyorum ya. Ben Kartik şeye daha yakınım zaten. Kılıçtan dolayı diyorsun. Bilmiyorum. Ben sanırım Aynen. kaotik kutluyken Kuvira'dan ayrılırken ben de yankıya katılırım. Kuvira'dan ayrıldıktan sonra Bolin tekrar kaotik kutu oluyor. Ben de bastım kaotik kutu. okay, ben de basıyorum. Ya bilmem Bolin çok kaotik hissettiriyor Sercan ya. Hissi kablen yani hani. Ya ama Sokka'da Lawful'a çeken hareketler var. Bolin'i hep Mako şey yapıyor, tutuyor. Sokka parçayı Evet. tutuyor. Aynen. Kopmako'nun hareketlerini Yok orijinal ya seride yapan. bence sivil savaş varken film çekmek kaotik bir hareket biraz ya. Hani
Tribe'lar arasında şey varken. Neyse. Asami. Kaptan Amerika Neutral Good. Lawful Good değil. Ne demiştik şeyde? Neutral Good mu çıkmıştı? Kaptan Amerika Resmi konuşmamış olabiliriz. konsensus. Kaptan Tabii ki Amerika konuştuk. Civil War Kaptan Amerika'sını konuştuk. O farklı. Ha, okey. Neutral Good demişiz. Okey, Asami. Asami. Çok Lawful mu? neutral good hissediyorum ama lawful good da diyebilir miyim bilmiyorum. Asami good. Lawful good'a daha yaklaştım biraz Ben düşününce. Neutral Good'a daha yakın mıyım? Ha, neden? Asami Korra'nın en önemli karakteri ya. Kimse burada şey yapmasın. Nasıl be? Hayır, bence işte değil. Asami Korra'nın en önemli karakteridir. O kadar da abartmıyorum. Bence bak beni Lawful'a kaydıran hareketleri gerçi hepsini Neutral Good'la da açıklayabiliriz ya. Dur şu an. Neyse ben aklımda birkaç kilit an aklıma geldi. İlk sezonda şey yapması var. Mako'ya çarpıyor. Arabasıyla mıydı? Motosikletiyleydi galiba. Pardon, motosikletiyle. Sonra çok özür dilerim. Hadi işte sana işte bunu nasıl telafi edebilirim? Hadi sana yemek ısmarlayayım diyor. Babasının gerçek yüzünü, gizli hayatını öğrenince direkt babasına karşı geliyor. Şimdi Korayla Mako'nun aldatmamsı hareketlerini en çok anlayışla karşılayan kişi. bunlar işte şey çok Katara Neutral Good'u değil mi? Sercan yazdıklarına cevap vereceğim. Kovancın şey susmasını bekliyorum. Aynen, spesifik olarak bu şey Love Triangle'da olgun davranan tek kişi. Asami. Ben diziden çıkarınca bir fark hissetmedim romantik ilişki dışında. Birincisi bu bir teenager struggle anlatan bir dizi olduğu için bir yandan hani Yani sevsek de sevmesek de romantik ilişkiler büyük bir kısmı evet ve hatta zaten dizinin. şey dizinin ana motiflerinden biri Nickelodeon ne kadar nörflemeye çalışsa da LGBT reprezentasyonu Cora'nın ve bisexuality'si ve Cora'nın mental problemları, struggle'ları özellikle de 3. ve 4. sezon arasında. Asami bunların ikisi içinde integral bir yer taşıyor yani. Sonuçta Asami ve Korra'nın romansı başta azar azar işlenmeye başlayıp 3. sezonda ve 4. sezonda çok artık sağlam bir şekilde işlenip sonunda da Nickelodeon öpüşmelerine kamerada izin vermese de kamerada diyorum bu arada da hani bölümde izin vermese de Nickelodeon öpüşmelerine dizinin ve Korra'nın arkı için çok önemli bir yere sahip. O yüzden romantik ilişki dışında demek zaten ayrıyetten Korra'nın en bence etkileyici yanlarından biri 4. sezon başındaki işte Korra'dan bahsettik. Struggle'ı. Felç sonrası yaşadığı olaylarda ne denir? Orada da Asami ile Korra'nın ilişkisi açısından çok önemli. Ve Mako'nun love interest dışında Bolin'in abi kardeş diremeyi var ama Asami'nin direkt love interest. Asami aynı zamanda partinin teknoloji uzmanı. Hem sezon 1'de Rebellion'ın arka tarafında babası plotları var. Hem de sonrasında sezon 2'de Varric'le savaşta silah satma plotlarında önemli bir yer. Sezon 4'te Mac'e karşı savaşırken teknolojik bilgiyi getirme şeyi var. Bir tek sezon 3'te çok öne çıkmıyor. Sonuçları çölden kurtarıyor. Yani hani Şey ama yapıp Zeppelin'deki parçalardan Sand Sailor yapıp. yani şey var. Setting'in tanıtılması açısından ya fark etmez kimin çözdüğü sonuçta diziye plota bir şey katıyor. Asami olmasa onu işleyemezsin. Ve daha da önemlisi Setting'in bu teknolojik kısmı işte ama Setting'in bir Avatar'ın zaten her zaman bir Fire Nation'da bir teknoloji olayı vardı. Orijinal seride de. Bunun Korra'da verilmesini, ileriye taşınmasını, anlatılmasını sağlayan karakter Asami. Asami olmasa sen
Kora evreninin, Kora settinginin teknolojik yanını anlatamazsın. Bence. Nasıl anlatacaksın? Ya anlatabilirsin ama diğer herkesin bending'i var zaten. Hani Aynen. bending yerine teknoloji kullanan bir şey. Tabii ki anlatabilirsin. Ama aynı derecede olmaz. Ana karakterlerin birden birinin. Ya partide kullanan biri yani Varric sonuçta teknoloji şey partinin Varric'le bağını Kora şey Asami sağlıyor. Hani. Yani Asami olmadan Asami'yi çıkarıp yerine hiçbir şey koymazsan Varric'i bağlamak zorlaşıyor. Teknolojiyi gösterebilmek için. Hani nasıl sezon şeyde orijinal seride silah dövüşlerini gösterebilmek fonksiyonu şeydeyse Sokka'daysa burada da işte kılıcı olsun bu merengi olsun. Burada da şeyi gösterme fonksiyonu teknolojik silah ve dövüş tekniklerini gösterme fonksiyonu Asami'de. Neyse Alignment'la çok ilgisi yok bunun. Hani güzel bir tartışma. Alignment'ı ne peki? Alignment'ı ne? Hadi bakalım. Chaotic Evil çünkü aslında başından beri Resistance'ı destekliyor ama kaybedeceğini anlayınca Kora'danmış gibi davranıyor ve sonra öyle kalıyor sezon 4'e kadar. Şey yapmak zorunda kalıyor. Stockholm sendromu oluyor. Gerçekten... Ben Lawfulgood'la Nurtulgood arasında kaldım ya. Asami grubun beyni. Şey dün çok güzel bir meme gördüm. Team Avatar'da 4'ü bir beyin hücresi paylaşıyor. Ve o da Asami'nin diye. Arkadaşlar oy kullanabilir miyiz? Nurtulgood mu Lawfulgood mu? Ben emin olamadım. O yüzden son anı bekliyordum. Lawfulgood mu Nurtulgood? Ben bastım Nurtulgood'a. Çünkü Mako'ya kıyasla hani en azından öyle şey yapayım. Mako kadar Lawful gelmiyor bana. Okey tamam hadi ben de Nurtulgood basayım. Sadece ikimiz mi oy verdik? Gerçekten önemli değilmiş. Alignment'ını göremiyoruz. Anladım anladım. Yo, okey yani o yüzden tartıştığını fark yani, ettim. Yani ama o zaman neutral good olmuyor ama vaguely good. Yani vaguely good neutral good oluyor zaten. Okey. Şimdi daha ilginç karakterlere doğru adımlarımızı atıyoruz. İlk mentorlar mı ilk villainlar mı? Bir villain şeye geçiş yapabiliriz aslında. Bilmiyorum. O zaman en zoruyla başlayalım. Amon. Ben Amon'un alignment ile ilgili şöyle düşünüyorum. Off screen şeyleri ne deniyordu? Alignment shiftleri. Ben şöyle oluyor. Yani vaguely good bir çocuk olarak başlıyor. Sonra babasının gaddar eğitiminin sonrasında daha böyle evil'a kayıyor gibi oluyor. Ama sonra babasını reddedip işin içinden çıkmasıyla bence bir ara chaotic good şeyine giriyor. Evresine. Burada işte Republicist'e gidiyor tahminen bir ara. İşte bu işte struggle'larını görüyor non-bender'ların. Kendisi bender olmasına rağmen hani bender'ların nasıl opresleyebileceğini biliyor non-bender'ları. Ve bu yüzden hani böyle bir amaç uğruna bir şeyler yapıyor. Ama bence zamanla dediğimiz gibi bu çapraz shift'le bu şeyleri biraz fazla abartıp lawful evil oluyor. Lawful evil. Sizde gördüğüm hali bence lawful evil. Evet. Bence çok zor ya. Şöyle, yani son villain olduğu halini inceleyeceğiz sadece ama bu güzel bir narratif. Ya, şimdi lawful mu? Evil mı? İki ayrı soru var. Ya yok ya, evil. Evet ama literal acts of terror yani şey... Patlatıyor. Aynen patlatmalar evil. Peki bir şey söyleyeceğim. Birinin bendingini kapaması evil mı? Yani bu şey gibi ya. Ne bileyim. Müzikten nefret ettiğin için piyanistin ellerini kırmak falan gibi birazcık. Hani sonuçta bir yetenek ve yıllar süren kişisel bir gelişimle usta oluyor bender'lar. Yani bunu elinden alıyorsun. Ne peki, bileyim. Yani tam şeye varım ben de. Asla bencil bir karakter değil. Hani hiçbir şekilde motivasyonu bencillik olan bir karakter değil. Hani evil dersek oradan evil demeyeceğiz.
Hani aynen, zaten kaotik bir başlıyor. Değil, yaptıklarından evil olacak ya, evil olursa. Hı hı. Şey değil çünkü. Ama şimdi peki bir şey söyleyeceğim. Ya ben de Kalispiro alignment'ı... olan ilişkisi de çok tuhaf değil mi? Evet evet, ama sadece alignment'ın incelendiği kısımda yok. Hani bir sonda var, bir de hı-hı, şeylerde var. Geçmiş sekanslarında var kardeşiyle olan ilişkisi. Çok uzun süre... Ama yok ya. Şey, ilk maskeli haliyle tekrar karşılaşıyor kardeşiyle. Bending'ini alıyor, hapse atıyor. Sonra kaçarken hadi gel seni de alıyorum diyor. Piyano çalmayı bullemek için kullanırsa. Ama tüm piyanistler bullemek için kullanmıyor. Sen bully piyanistleri de iyi piyanistlerin de ellerini kırıyorsun. Metafora çok gömüldünüz. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Yani bu şey hani şey çok kaotik, nötral kaotik evil'a koyduğumuz bir şey. İyi amaçla kötülük yapmak. Eşitliği iyi bir amaç olarak değerlendiriyoruz. İyi bir amaçla kötülük yapan, köy öldüren şeyi, Jet'i kaotik nötral dedik geçen hafta. Sercan, istifini senden aldım. Jet evil değil dedik, evet. Jet evil değil dedik. Ben evil'a oy vermiş olabilirim ama. Evet, çok sen o, bilmiyorum. O yüzden... Jet evil değil. Beni son anda ikna etmiş de olabilirsiniz. Gerçi hatırlamıyorum. Amon kaotik nötral midir? Bence hayır ya. Eşitlik amacıyla kötü şeyler yapıyor. Yaptığı şeyler kötü. Bending almak, bir şey masum insanların bendingini almak kötü. Şey. Ama bir şey soracağım. Eşitliği gerçekten karşı tarafı aşağı çekerek. Şimdi bending supremacist konuşmaları yapıyorum ama. Tamam, hani... o kısmın evil olduğuna hemfikiriz. Şeye de hemfikiriz. Gidip bina patlatmak falan da evil hemfikiriz. Varik de yapacak onu ileride. Bunların evil olduğuna hemfikiriz. Ama amacı nötrala kadar kaydırıyor mu? Amacı nötrala kadar kaydırıyor mu? Sonuçta literally yaptıklarının sonucu Republic City'de non-benderların demokrasisini getiriyor. O da var. Gerçekten Republic City korkunç bir şekilde yönetiliyor. Bildiğim bending oligarşisi. Aynen. Sana az önce de dedim yayından önce. Hatta bir tane kişi kendi ailesinin interestlerini temsil ediyor. Literally. Başka kimsenin değil. Kimden bahsediyorsun? Tenzin. Ha. Tenzin dünyadaki airbendinglerin şeyi olarak duruyor. Ve kendi ailesi sadece. Doğru. Doğru. Çok doğru. Çok doğru. Neutral level mı? Ama gerçekten. True neutral mi? Ya bilmiyorum. Gerçekten Amon'un alignment hakkında bir farklı fikrim yok benim. Çok zor. Sercan sen ne düşünüyorsun peki? Lawful neutral mi diyorsun? Kaotik neutral mi diyorsun? Amon çok. Aynen ama onlar da o kadar fazla değildir ya. Bu peki, arada... Ya... Şeyler... Dur neyse konuyu dağıtacağım. Dur. Sen söyle söyleyeceğini. Şey, şey olarak... Şimdi tapınaklar dolu değil ya. Tenzin spesifik olarak tapınakları tekrar dolduracağız diyor. Üçüncü sezonda. Neydi? Air Acolyte'larla dolu biraz ya. Ya bence daha çok hani Skeleton Crew misali hani yok, yok. Ancak yetiyor hayır, gibi hayır. Bilmiyorum. Şey Tenzin hatta bir sürü... O zaman niye tapınakları tekrar dolduracağız diyor. Airbender'ı şeyleri insandan saymıyor mu? Airbender'ı. Okey olabilirsin. Şey haklı var. Olabilir. Tenzin hatta şey eşiyle öyle tanışıyor. Air Acolyte eşi. Okey tamam yoklar demiyorum. O kadar fazlalar mı diyorum. Neyse dur bir. Okey. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyoruz. Şeyi bir konuşalım. Lawful Neutral. Hoş geldin Atakan bu arada. Amon
çok lawful hissettiriyor. Yaptıkları yani bir direniş. Ama direniş dediğimiz şey kaotiktir. Literally maskesi V for Vendetta referansı kaotik. Aha. Yalan söyleyip duruyor. Kendi Bender olmadığına rağmen Bender olduğunu söylüyor. İşte Bender olmadığına rağmen Bender olduğuna rağmen Bender değilim diyor. Hı hı. Ruhlar bana şey gücü verdi diyor. Bunların hepsi kaotik hareketler. Ve bence Evil'a kaydırmaya yetiyor. Kaotik Neutral ile Kaotik Evil arasında kalıp Kaotik Evil diyorum ben. Aman'a. Oh. Ah. Kaotik Neutral'e de varım. Şöyle arkadaşlar, Resistance organize etmek, Lawful hükümeti değiştirmeye çalışmak daha kaotik hareketler. İlla her zaman kaotik olmak zorunda demiyorum ama daha kaotik hareketler. Sana nereden katılacağım gibi şu an. Neydi öbür adı ya? Tonrak mıydı? Kardeşinin adı. Bu, onu liseye almayı unutmuşuz bu arada, şu an fark ediyorum. Okey, onu da konuşmamız lazım. Aynen. İkisi de Tonrak lawful evil şeyler yapıyor. Aynen. Republic'si de. Amon kaotik evil şeyler yapıyor. Dichotomisini kurabiliriz. Okey, tamam. Buna da varım. Ama kaotik evil... Noatak ve Amon farklı kişiler mi? Nasıl yani? Şey, bir alter ego diyor Amon. Yok ya, hayır. O kadar da değil bence, hayır. Ne, split personality'si mi var adamın? Yok, şey gibi, bir de hani... Noatak'tan daha büyük bir şey Amon. Anlamını ha. Söylüyor bence. Amon bir fikir, aynen. Git buradan equalist. Şimdi kaotik evil, kaotik neutral. Lawful evil, lawful neutral koydum. Bir de true neutral mi koyayım? Çünkü neutral evil demeyeceğiz sanırım. Ya neutral evil diyecek miyiz? Neutral evil spesifik olarak Atakan dedi. Evet. Ben şöyle açıyorum anketi artık. Aynı şeyleri söylemeye başladık ve kaotik evil'a vereceğim ama kaotik neutral'e de varım yani. Oyumu kaotik neutral'le birleştirmeye okuyayım. Of, ben bilemedim. Tonrak'ı düşündüğün şeyle beraber Chaotic Evil diyebilirsin bence. Sen zaten Evil diyorsun. Evet ya. Ama Lawful Neutral çıkacak ya. En uzak buna da şey. İkna olur gibiydim ama. Şey tartışma boyunca. O yüzden bana çok beni çok bozmaz. Bu arada bir sürü kişi geldi. Hadi hemen hainler, oynamaya katılın. Sandıklar gelmiş. Kapanmadan. Aramızdaki hainler. Traitors Among Us. Eşliğimiz yani. Böleceğiz o zaman. Çok kötüyüz. Hayır, bir de Chaotic Evil'la Lawful Neutral. İnsanlar ki Cansu geliyor musunuz? Oynamayı tekrar açayım. Gelecekseniz. Çünkü şey var. Hani bu büyük bir oylama. Aynen. Chaotic Evil'la Lawful Neutral arasında kalıp şey yapmak istemiyorum. Bu arada 3-3 oldu arkadaşlar görmeyenler için. Sanırım şu anda chat'e girenler eski anketi göremiyor. Amon 3 Chaotic Evil, 3 Lawful Neutral. Yazın tekrar oylama istiyorsanız. Bakalım, ben tekrar deniyorum. Gerçekten. Oo, böyle mi açıyorsun? Aynen. Bir tekrar test ediyorum. Arkadaşlar, tekrar oylama açtım. Sadece Chaotic Evil ve Lawful Neutral ile. Okey, Chaotic Evil 4 oldu. Biraz önce 3-3'tük. Lawful Neutral'in ikisi nereye gitti? Tekrar... Lawful Neutral'lar sandıkları Lawful koruyun Neutral'cılar... sonra... Oy verin, lütfen oy verin. Lawful Neutral'lar sonra bu işin başı bana kalıyor ki canketi niye açtın falan diye. Lütfen! Lawful Neutral'lar oy verin! Arkadaşlar! Demek ki Lawful Neutral'cılar davalarına o kadar güçlü inanmıyorlarmış. İşte böyle olur. Hayır, bunun faturası bana kalacak. Ya Chaotic Evil olduğunu düşünüyorum. Zaten tiebreak gücü bizdeydi. Hani biz şey yapmış olduk. Ve bu arada yine Altor geldi. Aa.
ben gerçekten kaotik yıl olduğuna inanıyorum ama okey. Yankı mobilden oy kullanamıyormuş ve ben de CE diyeceğim dedi zaten. Okey, içim rahat şu anda. Ama Love and Nature'ın neden dediğinizi anlıyorum. Bence yanlışsınız ama anlıyorum. Yani hani o yüzden düzgün bir oylama olmasını istedim. Belki ben yanlışımdır. Hani. Tonrak dediğim şeydi ya. Şeyin babası Tonrak. Ya şey işte. Şeyin adı neydi? Az önce dedim belki de ama şu an unuttum. Ama onun kardeşinin adı ne? Bakalım hemen. Bu Water Tribe isimleri biraz fenalar. Hemen. Abi Jet kaotik nötral deyip. Tarlok. Tamam. Tarlok. Tornak'la çok benziyor çünkü. Ha, o babasının adıydı Koran'ın. Okay, oh, şu o isimler. Şimdi o zaman şey. Hemen bir Tarlok yapalım mı? Season 1 villain'ı sayılır. Okay. Tarlok. Kardeşi Amon'un. Bence lawful evil. Çok net. Aynen, ben de zaten Amon'a Chaotic Evil dememin sebebi Tarlok'un overwhelmingly lawful evil olması. Şöyle, hükümetin içinde hükümete geçme sebebi tamamen bencilliği. Hükümetin aynen, tamam, bir parçası kendisini olmasının sebebi tamamen bencilliği. Corrupted diplomat, lawful evil. Evet. Çok temiz bir lawful evil. Hiç hani şey bir değil. Üst amacı da yok ya. Yani aynen, sadece kendisine ekstra güç istiyor. Ve bunu hükümetin meşru yollarıyla yapmaya çalışıyor. Aynen. Tertemiz şey. Düşük seviye lawful evil. Lawful good koymamışım. Aa, lawful good koymamışım. Sonra acele ederken daldım ya. Bugün şeyimde değilim. Among Us hainleri yüzünden bugün bir türlü kendime gelemedim. Yani Ekin ve Eda'nın yeni gelenlerden burada olmaması beni çok üzüyor gerçekten. Ekin'in Kora savunması gerekiyordu. Ekin nerede? Aynen. Yayın sırasında Tuna hainlik yaptı yayın sırasında. Hain değil, imposterlık yaptılar lütfen. Tamam, sen izlemeyeceksin diye Among Us açıp insanları yayından uzaklaştırmak çok ayıp Tuna. Ve hala hiçbir videoda yapmadın. Seni D12 takımından atmak üzereyim. Fark etmez Tuna. Senin Tuna bu D12 staff ekibinde olan biri. Yaptığı şey çok ayıp yani gerçekten. Mimliyorum bu arada, farkında değilseniz yani. Hani kimse üzülmesin. Mimliyorum. Şimdi ikisi de slash S. Yani slash S. Herkes istediğini yapabilir yani. Ama çok ayıp. Gerçekten. Tamam. Şimdi o zaman ona bak. Mimliyor musun? Mimliyor musun? Mimliyorum. Unalak. Water Tribe villainlarından devam edeceksek. Evet, Unalak. İkinci sezon. Unalak'ın sorunu şu. Watu, chaotic evil. Evet. Birazdan geliriz. Unalak, lawful evil. Başlıyor. Evet ama literally Unalak'ı, chaotic evil avatar oluyor. Unalak'ı lawful good sanıyoruz başta. Hani dizinin başında gelenekten şey hani numarayı yemezsen Unalak evil değil, lawful good sanıyoruz başta. Görünüşü Unalak çok net evil ama ya. Evet çok net. Amon gibi değil. Güç. Aynen. Güç için evil şey istiyor. Güç için Vaatu'yla birleşmek istiyor yani. Daha fazla güç için. Abisine suç atarak onu sürgün ettiriyor. Aynen. Ve tahtı ele geçiriyor. Klasik. Başından beri evil ama izleyiciye başta lawful good gözüküyor. Evet, çok uzun süre gözükmüyor ama. Evet. Şimdi. Peki sadece good'luğu mu yalan yoksa lawful'luğu da yalan mı? Gerçekte neutral evil, power hungry şey mi? Karakter ve sadece güç için işte devleti ve lawful'muş gibi davranıp şey mi? Kore'yi kandırmak için bir şey yapıyor. Hoş geldin Ronatello. Umarım bitmez bir yol değildir. Unalak hani lawful'luğu da mı numara? Gerçekten power hungry bir kaotik şey neutral evil mı?
Watu ile birleşeceği için Chaotic Evil mı? Dünyayı yok etmek istediği için ve yeniden yaratmak istediği için. Yoksa Lawful Evil mı? Oo, Shile Beylik Düzü abi, gerçekten bitmez bir yol o ya. Abi neden yapıyorsun? Ama yatırsın? Şey de olabilir ya. Chaotic Evil'ı, Watu'yu kendisi temperleyebileceğini ve Lawful Evil dünya görüşünde yeni bir dünya yaratacağını düşünmüş olabilir. Bence Neutral Evil ama. Bu dediğin bile Neutral Evil bence. Ya yok ama şey var. Aa, bilmiyorum ya. Çok hani, lawful davranıyor ama. Şöyle bir şey var. Hayır, şey lawful evil'lık mı? Abini ekarte edip tahta geçmek. Lawful evil mı, neutral evil mı? İkisi de olabilir. Aynen. İkisi de yapar aynı şeyi. Chaotic evil da yapar hatta aynısını. O yüzden Chaotic bir şey diyemeyeceğim. Chaotic evil'ı öldürür ya. Abiyi. Yani eğer yakalanmayacağından emin değilse. Abi yanlış bir göreve yollayıp pusuya düşürtüp şey yapıyor. Koran'ın babasını. Hı hı. İşin ucunda bir plan da var ama evet, Chaotic Evil'lar plan yapabilir. Şey konuştuk Azula'da. Evet ya, direkt Lawful Good rolü yapan Chaotic Evil diyebiliriz belki de. Neutral, ya bana hala Neutral Evil'mış gibi geliyor. Çünkü tek motivasyonu güç. Power Hunger. Atakan burada mısın? Sen ne düşünüyorsun? Tuhaf işte ya. Ya villainlar iyi yazılmış Kora'da. Olanak bence en zayıf olanı hepsi arasında. Şey, çünkü bir uyuşmuyor yaptıklarıyla en sonunda dönüştüğü şey. Hani ilk başta yaptığı şeyler, hani dünyanın en büyük evil'ını geri getirecek ve falan filan şeyine o kadar uymuyor bence. Ona ikinci sezonun main villain'ı ama. Ya Watu main villain'ı aslında. Una Watu. Yani Watu karakter mi? Evet biraz ama. Watu karakter baya. Watu Rava'dan daha karakter hatta. Hani. Ama yine de hani bir çok bir şey yapmıyor. Neyse. Ya ben şey var. Power Hunger'dan dolayı hani evil for evil sake ekstra ve beleş bir güç Ontario'nun dediğini şey yapıyorum. Neutral Evil olduğunu düşünüyorum. Peki neden Lawful Good? Water Tribe'ın geleneklerine sadık çıkıp hapsedilmiş bir ruhu kurtarıyor. Ve Yin Yang'ı geri getiriyor. Dünyayı geri, düzeni geri getiriyor aslında. Şeyi düşünsene. Ne kadar bencilce bir hareket Rava ve Avatar'ın yaptığı. Sadece karşı görüşte olduğu kişiyi zamanın sonuna kadar hapsetti. Sen ne verdin? İki ben düşünüyorum. Ne ya? Arkadaşlar oylarınızı çöpe atmayın. Yok ya, Neutral Evil'a vermek zorunda kaldım. Chaotic Evil gibi düşünüyordum ama. Yok yok, şey var. Troll oyları siliyoruz. Arkadaşlar şöyle zor tartışmalarda troll'e vermeyin. Sonra niye troll açmıyorsun Metin? Şimdi Neutral Evil mı Chaotic Evil mı karar veremedik karakter. Neutral Evil kazandı. Biliyorum troll bir gelenek. Güzel ama. Akif bu arada sezon 2'nin en büyük spoilerlarını yedi o zaman. Şu anda. Ama çok güzel argüman. Osmanlı tarihi. Okey, senin Lawful Good'unu sayıyorum abi. Ama gene de Neutral Evil kazandı. Tiebreak biz. Bu Lawful Good mu demek yoksa Osmanlı sultanlarının hepsi evil mu demek? Ve kanal kapandı. Görüşürüz. Of. Başka bir zor. Bir dakika. Sezon sezon gidiyoruz. Watu ve Rava. Onları aradan çıkarım. Onlar çok temiz bence ya. Aynen. Rava, Lawful Good, Watu, Chaotic Evil. Yani Neutral Good, Neutral Evil olduklarını düşünüyor musun? Ben... yani Watu'nun... Kanuni'den sonra kardeş katli yasak. Kanuni'den sonra mı ya? Kanuni'den sonra yok mı? Daha sonra olması gerek değil mi? Ekber Erşet şeyini kim getiriyordu? Üçüncü Ahmet mi? Her şeyi sildim o konuda. Neyse Watu'ya gelin. Ekber ve Erşet sistemi. Watu'nun ben gerçekten hani... Birinci Ahmet, pardon, sayısını yanlış hatırlamışım. Birinci Ahmet döneminde
Watu'nun ben gerçekten kaotik yolu olduğunu düşünüyorum. Ya evet. İkisi beraber true nötraller argümanına geleceğim zaten birazdan. Ama Watu bence şöyle diyebiliriz. D&D Alignment sisteminde Force of Destruction her zaman Kaotik evil yapılıyor. Yani çünkü yani şey şey var. Sadece içgüdüsel bir distraction. Ki Watu bu. Watu Rovok. Aynen. Yani şey Pathfinder settinginden bağımsız olarak yani içgüdüsel bir yok etme var. Bu dengenin bir parçası olabilir. Sandman'de distraction'ın ne kadar integral olduğu ile ilgili çok sevdiğim argümanlar var yani. Hani çok bu konuda size katılıyorum. Bence Watu'nun hapsedilmesi ayıp falan ama sonuçta corrupting destruction. Sercan benim sorunum orada başlayacak. Ama Rava ile Watu'nun toplamanın good on, nötr nötr olmasını istiyorum. Ve ben ben Rava'ya lawful good diyemiyorum. Yani Rava'nın lawful good'luğu spesifik olarak law'u kozmik kurallar olarak düşünürsek. Yani ben Rava'ya birazdan neutral good savunacağım. Hı. O yüzden Watu neutral evil mı? Ya ama spesifik olarak Watu için sadece evil değil, darkness ve chaos diyorlar. Hatta en çok chaos diyorlar galiba. Şey de aynı zamanda order. Dur oraya gel. Ya Watu'nun kaotik hani bu kozmik bence order. Çok net çünkü. Watu entropi. Okey. Sen Rava'ya kozmik order diyorsun. Doğru, onu da yapalım. Rava'da kozmik order. Rava'ya başka şey true neutral argümanı geldi Watu'ya. Neutral level'ı koydum. Ben söyledim neutral level'ı. Chaotic evil true neutral. Watu lawful good. Spirit of Light and Peace hiçbir şey anlatmıyor ki. Hiçbir alignment anlatmıyor. Ha öyle diyorsun. Yok ben... Ama ben... Watu'da spesifik olarak kaos diyorlar. Onun tersi. Hani Spirit of Chaos and Darkness şey. Watu'da... Spirit of Light and Peace yani gerçekten şeyde yani Watu'nun alignment'ında ben şey Rava'nın alignment'ında niye karşısı olması gerekiyor bilmiyorum yani onu bilmiyorum. Şey yani bence ikisinin toplamının true neutral olması yin yang'e çok şey yapıyor. Onu birazdan tartışırız Watu'ya. Watu bence çok net kaotik bulur. Watu'ya niye true neutral? Ha şey ikisi de birbirinin aynısıdır gibisinden bir şeyle mi? Ama yok ya birbirinin içinde okay. Diye öyle diyemeyiz. İki distinct şeyleri var ya. Aynen tamam haklısın Sercan haklısın. Şey, beni ikna ettin. Ben neutral good oy vereceğim şeye. Rava'ya. Rava. Konuştuk. Ben yine de loft edeceğim. Bence kaotik good. Neden? Ben kaotik bir yanını da göremiyorum. Sadece good gibi hissettiriyor Rava bana. Avatar Spirit. Evet. Yani. Hayır ya yani sonuçta hayır. O Avatar'ın tüm love üzerinde olması. Avatar güçlü sadece. Avatar'ın tüm love üzerinde olmasını sağlayan şey insanların Avatar'a bakış açısı ve Avatar'ın kültürü. Oradaki olay kültür. Orada Rava bir şey yapmıyor yani şey olarak.
Avatar 4 bending'i yapabiliyor diye herkes wow, oh shit nigga, what the fuck oluyor. Kültür tarih boyunca. Bu arada Wiki'den trivia okuyorum. Vatu Sanskritçe'de şey demekmiş. Bir hani emir şeyi gibi, interjection. Silence, yani işte sus, sessizlik gibi bir şey. Ravah da ses demekmiş. Bu arada Taoizm'deki Yin Yang representation'da şey, Rava karanlık olan ideale daha yakınmış. Tamam. Bu histe oy vermek için kötü bir şey değil. Ama ben Notebook'a da oy vereceğim. Ben Lawful'da oy vereceğim. Fikrim değişmedi. Mükemmel simetride olması lazım. Çok güzel. Good oylarını böldük. Evil çıkacak. Neden Chaotic Evil? Çünkü düşmanını hapsediyor ve şey, insanlığın hani düşmanını yenmek için pis taktiklere şey yapıyor. Bir insanla bağlanıyor. Mono o spirit, spirit o spirit dövüşseler kazanamayacak. Bir insanla bağ kuruyor. Bu Chaotic Evil kendi çıkarları için pislikçi hareket. Aa, Chaotic Good 2 oldu. Ya diğer Chaotic Good'a oy veren kişi neden Chaotic Good'a oy verdin? Rava da bence çünkü okey. İki tane It Feels Like Chaotic Good'la Chaotic Good kazandı. 5 oy. 2-1-1-1 True Neutral'de de bir oyumuz var. Oylamaya saygı, demokrasiye saygı duyuyoruz. İkisi birlikte kartik nötr oluyorlar Yo, şey, çok okuyayım ruhlarda It Feels Like argümanlarına. Çok da bir şey bilmiyoruz zaten. 3 bölüm anlatılıyor. İkisi de. O zaman bu seriyi yapma sebebim Koray'ı. Haydi bakalım. Arkadaşlar Zahir'e hoş geldiniz. Ruhlar matematikle Evet, yo, ben ona çok tavlandım. O açıklanamıyorsa. yüzden de Turgut'u doy verdim. Yoksa Ofuk'u Yani doy ben hiç kaotiklik görmüyorum Rava'da ya. Kesinlikle hiç anlamıyorum. Ya şey var burada. Eski D&D alignment sistemi çizgi arkadaşlar. Tek boyutlu. Ve şey, lawful good, good, true neutral, true neutral evil, chaotic evil'dı. Hani chaotic good ve lawful evil konseptleri yoktu. 5 alignment'ta eskiden. D&D 1'de. Neyse, Zahir. Zahir'in sorunu şu. Şimdi Zahir çok lawful bir karakter. Gerçek bir keşiş, klasik şey. Ama takip ettiği ve yaymaya çalıştığı ideoloji saf, kaliteli anarşi. Hani şey anlamına, boş anarşi değil. Ve gerçek bir kaotik ideoloji. evet, o yüzden ben de bilmiyorum. Ben şunu diyorum. Şimdi D&D Alignment sistemindeyiz. Kaotik bir tanrının kurallarına harfiyen uyan kişiye mesela kaotik nötral bir tanrının kurallarına harfiyen uyan kişiye kaotik nötral diyoruz. Bir ideolojiye harfiyen bağlı olmak, onu uygulamak ve bunun için plan program yapmak lawful yapmaz seni. İdeolojinin alignment'ı yapar. O yüzden zahir kaotik nötraldir diyorum. Pathfinder'daki kaotik nötral şeylerin adı neydi ya? Irkın. Neyi kastediyorsun? Protean, ha. Protein. Proteanların lordunun bir tane şey gibi diyorsun. Cleric gibi. Aynen. Ya şöyle, neden evil Sercan şey? Zahir. Zahir'i ben evil yapan hiçbir şey görmüyorum dizide. Bir kill aldı.
Koran'ın dünyanın en kötü diktatörü o da. Ve hayır şey var, Koran'ın da killeri var. Şeyin de killeri var. Eng'in bile killi var. Hani ne kadar aksini iddia etmeye çalışsa da Eng. Aynısı arı mı? Ha? Çöldeki arı mı? Hayır canım. Yok şey öldürdüğü onlarca şey savaş gemisindeki insanlar. Ha o sırada kendinde değildi ama. Fark etmez. Zeppelin düşürdü. Avatar formunda. Evet o Zeppelin'lere diyeceğim bir şey yok. Aynen. Yani ben Sercan teşekkür ederim. Dediklerimi transkript ettiğin için. Şöyle bir şey var. D&D alignment'ında good karakterler kill alabiliyor. Sadece Eng'in good'luk algısında kill almamak var. Ben Zahir'in aldığı killer ki 2 kill amacı var sonuçta. Onun dışında çok fazla bir kill almıyor. Hatta halka yardım ediyor, şey yapıyor falan. Hani kraliçeyi öldürmesi bana çok kaotik bir act olarak geliyor. Ne? Diktatörü devirme. Hı hı. Yani ya, yakarak, şimdi bir ateş bükücünü yakarak öldürmesinden daha mı canice? Random bir ateş bükücünü. Kendi elementinin öldürme şekli bu. Ya da bir su bükücünün dondurarak ya da bir tüm şey şey bükücünün, toprak bükücünün tüm şeylerini blunt travmayla ezerek. Ya şöyle bir şey var. O zaman Gyatso da evil. Yani nefessiz kalmadım ama suda da boğulmadım ama donmadım da ama topraklar altında ezilmedim, yanmadım da. O yüzden şeydik, tüm kemiklerinin kırılması da instant death değil. Hiçbiri instant jet de yanarak instant ölmek, ölmüyor ki. Yanarak ölmek de instant death değil. Bence yok. Ayrıca kraliçe cidden dizideki en evil karakterlerden biri olduğu için. Hani zamanının en korkunç diktatörü. Neyse. Anarşizm. Şimdi yaptı aksiyonlarına. Anarşizm ideolojisi kaotik nötral bir ideoloji. Tamam. Bunu bir şey yapalım. Kenara koyalım. Bence yani çok net hani bu. Bilmiyorum. Duruma bağlı. Ben işte şey herhangi bir elementin ölümünden farksız görmüyorum. Öldürmesinden. Sorun orada. Hani şey gibi geliyor bana. Jet'in durumundan da yani Jet, mesela Jet'ten daha nötral bence şey. Zahir. Tamam o zaman bence Kore'yi öldürmeye çalışma metodu daha kötü. Zehirliyor. Zehir onu şeye sokacak. Avatar şeyine. Ve Avatar State'de öldürecek. Jet evil'dı sadece. Spesifik sebebi neydi bu arada? Ne? Başlarında Avatar varken kimse öldür olamaz. Avatar bir şey, Avatar'ı bir faşist olarak görüyor. Faşist diktatör. Ki haklı da yani. Avatar şey diyor. Zahir insanlar devletleri devirip insan olarak yaşamalı ama avatar olduğu, avatar diye bir şey var olduğu sürece insandan üstün bir varlık, bir normal insandan üstün bir varlık şey yapacak ve bu her zaman düzeni korumaya odaklı olacak. Devletleri korumaya odaklı olacak. Tarih boyunca hep böyle oldu. Evet. O yüzden avatar döngüsü kırılmalı. İnsanlık insanlık olmalı. İnsanlıktan üstün bir ruhla bağlı. Çünkü White Lotus oldukları için ruh mevzularını da biliyorlar. Eski White Lotus oldukları için Red Lotus'lar. İnsandan üstün bir varlık olmamalı. Saf. Hı hı. Anarşinin amacında. Spesifik olarak Avatar Kyoshin yaptıkları da düşününce haksız sayılmaz. Ben anketimi açtım. Ben lawful olduğunu düşünmüyorum ama Zahir'in lawful olduğunu düşünebilecek çok kişi var bence. O yüzden onları koydum. Bir de kaotik villaları koydum. Bir de turun nötrali koydum gerçekten. Ben Zahir'i kaotik nötralden başka hiçbir şey olarak göremiyorum. Ben lawful nötrala da kaotik nötrala da varım. Hayır, lawful nötral çok yanlış bence. Ya metotları ve mizacı çok lawful nötral. Ama anarşi istiyor ve şöyle düşün. Amon'a, okey okey zaten kaotik nötrale vereceğim. Amon'a kaotik dedi. Aynı evet, şey. Evet.
Bir rebellion başlatmak kaotik bir şey. Gerçekten. Yani ve şey var, gerçekten Zahir'in, yani Zahir'in insanlara yardım ettiğini de görüyoruz. Hani evet şeyleri kaçırıyor ama zarar vermiyor hava bükücüleri. Hatta sonra başına bela oluyor zarar vermemiş olması. Yani genel olarak insana ve insan hayatına bir saygısı var. Sadece diktatörleri öldürüyor ve Kore'yi de the diktatör olarak görüyor. Hani. Okey. Kaotik nötral çıktı. Ve şimdi son villainımız. Çok yavaş gittik ya. Saati 5.30 etmişiz. Başta çok tatava yaptık. Kuvira. Kuvira. Faşist. Bence çok temiz bir lawful evil. Amon'un, Amon kimseyi öldürme değil. Amon bir sürü kişi öldürüyor. Ve Bender'ları... Yani direkt görmüyoruz ama yaptığı terör eylemlerinde bilmem nelerde kimsenin ölmüş olmaması imkansız ya. Ki Amon'da ben kaotik nötrale de çok yakındım. Ki zaten yani şey vardı, ben kaotik nötrale yakın evil dedim. Sonra lawful nötral ile kaotik evil arasında kaldı seçim. Yani şey var, ben Amon'un alignment'ını %100 doğru tespit ettiğimizi düşünmüyorum zaten. Hani onu da şey yapayım yani. Amon... Kora karakterleri spesifik olarak alignment chart'ını çok zorluyor. Kuvira... Ama Kuvira... gerçekten lawful nötral başlıyor. Ve sonra gerçekten lawful evil oluyor. Kuvira'ya başka hiçbir şey... Yani güç için neutral evil der miyiz? Bence demeyiz. Naga ne ya? Naga şey değil mi ya? Ha, okey okey. Ben ona yine neutral diyeceğim. Dur dur bakarız. Oralara geliriz. Dur, daha halletmemiz gereken bir sürü karakter var. Çok önemli karakterleri daha yapamadık. Yarım saatimiz var. Kuvira'da gerçekten zaman kaybetmek istemem. Kuvira çok net lawful evil. Hani. Tamam, aç o zaman. Başka hiçbir şey yok yani. Hiçbir tartışma yok. Yani Chaotic Good çünkü kraliçenin böldüğü toprakları kendi metotlarıyla toplamaya çalışıyor. Hani alignment'ı en net olan villain şeydeki. Avatar serisindeki. Aynen. Varric... Baatar Junior var daha. Öncelikle Lin ve Tenzin'i yapmak. Lin, Tenzin, Suyin üçlüsü var daha. Evet. Aynen, şimdi Lin, Tenzin, Suyin yapacağız. Hızlı. Varric yapacağız. Julie yapacağız. Hadi hadi seri seri seri. Şey. Kuvira'yı yazalım. Tabii Tenzin'i ilk yapalım. Kız kardeşleri arda arda yapalım. Aynen. Ya da tam tersi. Oy kullandın mı Kıvanç? Aha, kullandım. Sercan oy kullanmadı. Sadece ikimiz o kullandık. Sadece lawful neutral yani bir şey yaptı. Heh, şimdi geldi. Ben yazdım bile Kuvira'yı. Board'a. Lag vardı bende. Bir aradan çıksın. İlk Fernand. Okey, lag olmuş demek ki. Yupo. Tenzin. Tenzin bence çok temiz bir lawful good. Kesinlikle katılıyorum. Babasının kaotik enerjisi bile yok ki ona aynen. Bile lawful good demiştik. Aynen. Well said. Yani şey için, kültür için, hava kültürü için her şeyi yapıyor. Eğitmen hatta birinci sezon kaotik korasıyla şey yapıp çarpışıp duruyor lawful'lu. Hükümeti şey yapıyor, hükümet değişiyor. Danışmanlık yapmaya devam ediyor. Şey yapıyor. Frustrate'e giremeyince meanleşiyor. Evet. Frustrated oluyor. Alignment'ı evet, evet. Değişmiyor bence. Sonuçta sonrasında Jinora'ya saygı duymaya devam ediyor. Yani ekstra bir kaotiklik yapmıyor. Sadece bir yani insanlık hali. Yani iyi bir derin hani iki boyutlu değil üç boyutlu bir karakter oluyor. Hani şeyini de görüyoruz. Frustrated yanını da görüyoruz. Ben şey diyecektim. Amon'da şeyi konuyu dağıtacak olan. Şimdi Tenzin ve ailesi Avatar Aang'in legacy'siyle böyle dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden değil mi? Teknik olarak worldly possession'ları olmuyor olabilir ama bir tane adaları var. Dört tane temple'ları var. Her isteklerini yapan neydi? Acolyte'ları var. Ne biçim bir yaşam bu? Hatta acolyte'larından birine evlenip çocuk yapıp duruyor.
Evet. Neyse. Enk ailesine Ya bu hani dediklerin dünyanın kaotik en gibi. güçlü şeye yerleştiriyor. Yani sonunda settle'lıyor. Evet ya, o gençliğinde kalmış. Gençliğinde kalmış. Yani şey var. Haklısın ama görmüyoruz. Background karakter o. Hani şey gibi Amon'un gençliğini de görmedik ya. Haklısın. Kesinlikle haklısın. Mako'nun ikisini de sahnede gördük çünkü. O yüzden ayrı ayrı söyledik. Bence yok. Bence de yok. Dört tane çocuğu var abi. Come on. Yani romantik bir şeyler yok ya. Yok. Bence. Belki Lee'nin vardır ama Tenzin'in yok. Lin tarafından var. Kesinlikle katılıyorum. Lin'in bir şeyi var yani Tenzin'den. Okey, aynı yerdeymişiz. Şey, Lin ile hala bir şeyler var ama cümlen yanlış anlaşılmış sadece. Aynı yerdeymişiz. Okey. Süper. Lawful Good'a şeyi koyduk. Geçen haftaya göre çok daha az karakter yapacağız ama şimdi hızlanmaya başladık zor karakter. Burada çok fazla zor karakter vardı. Evet. Lin. Lin. Ben Lawful Good ya da Lawful Neutral diyeceğim Kaotik Lin'e de. enerjili bir Lawful Neutral Lin, bence. Kaotik enerjisi var mı ya? Şey, ilişkide. Ha, okey. Yo, bence çok eğlenceliydi Sercan. Boş yapmak zaten bu şeyin Aynen. amacı. Yayının Yayının amacı amacı. boş yapmak. Bir yetiştiğimiz bir şey yok. Sadece şey, Kora'da çok daha fazla karakter var, konu var konuşmak istediğim. Uzatırız gerekirse ya, 4-5 kişiyiz zaten. Neydi onun adı? Aylin, ha. Aylin dedim, pardon. Lin bence Lin'in özellikle Kore ile ilk tanışma anları Uber Lawful ya. Uber Lawful nötral. Ya good şeyler Evet, hatta. yapıyor. Bir evil'lığı da yok. Ama bence otorite ve polis olayları, Team Avatar'a yardım etmemesi bazı durumlarda, Kopmako'nun good look için yaptığı tüm şey lawful'dan sapmalara kızıyor. bastırıyor. Aynen. Evet. Lawful'luk uğruna ailesinden kopuyor, suyundan kopuyor. Bu da şey, ailesine çok kötü davranıyor. Evet. Yeğenine falan da. Aynen. Ben o yüzden Lawful Neutral Opal'a. diyorum. Okey, ben de chat ikna etmezse ben de lawful neutral diyeceğim. O Suyin'in suçu mu ama? Gerçekten. Hani gençliğinde evet. It though? Ama şu Yani noktada. aynen yani Swain çok Hani uğraşıyor. kaç yıl geçmiş? 30 yıl mı geçmiş? Belki daha fazla. 40 yıl falan geçmiş neredeyse. Good olsan işte şey okey ama good olsan yanaşırsın. Bir de sadece Suyin'e değil. Suyin'in tüm ailesine kaba davranıyor. Yok Lene zaten. Hayır, good işte. Okay. Ha bir de tofa kaotik nötral dedik. Bence Lin'de tam zıttı. Hani şey Aynen. anlamında. O da nötral yani. Neden kaotik evil Lin? Zahire nötral demeye pişman oluyor olabilirim ya şu an. Top ve Lin'i de nötrale koyacağımız için. Suyini Topu zaten konuşuruz. koyduk. Suyini konuşacağız. Suyin şimdi sırada. Son alignment ne? Kaotik evil. Neden kaotik evil? Çünkü oppression state yarı. Ama o lawful evil'lık. Kaotik evil argümanım yok. Kaotik evil koymayacağım. Suyin şey... Level Lawful koy. evil koydum bile zaten. Okey. Yani oppressive banding oligarşisini korumak için elinden geleni yapıyor. Üç oy bu yayında Oh, kazanıyor. çok Bire koydum pardon. ekrana. Zahir kaotik nötrale niye pişmansın ya? Bilmiyorum ya, Lin'le aynı yere olması biraz Bir tuhafıma şey gitmeye söyleyeceğim. Hayır başladı. ama hayır, Lin Lingu'da yakın. Okey. Zahir'in on kamera 1,5 kili var. Hani hiç mi act of terrorism yapıyor mu Zahir? Yani bayağı kaos oluyor şehirde Şeyleri bile Crash öldükten sonra. öldürmüyor. Doğru hatırlıyorsam kaçarken ki ona kötü davranan şeyleri, guardları. Ama bir Onlardan. sonraki şey, bir hafta sonra geliyor gibi bir şey demiyor mu bir sonraki parti? Hani orada Evet. açıktan ölecekler ya da pardon, susuzluktan. Yani sonuçta onu kovalamaması için şans veriyor. Yani daha ne yapsın?
Ah bilmiyorum ya. Neyse olan oldu. Zahire kaotik nötral dedik. Okey, Suyin. Bence kaotik good. Sence good. Kaotik good hem de. Suyin. Aynen. Suyin dizide yaptığı her şeyde good olarak davranıyor. Şehrini, ailesini, arkadaşlarını, Koray'ı korumaya ve yardım etmeye çalışıyor. Ama kaotik mi? This is good. Neden kaotik? Kaotik. Gençliğinden dolayı kaotik diyecektim. Okey. Gençliğini değerlendirmeden çıkaralım. Tamam. Neutral good. Bir şehrin yöneticisi ama kurucu yöneticisi ama ekstra bir lawful davranmıyor. Gençliğinde good. Gençliğinde good değil. Aynen, gençliğinde kaotik nötral. Aynen. Gençliğinde dümdüz asshole. Yani kaotik. Hatta kaotik bile olabilir küçük evil'lıklara. Haklısınız. Haklısınız. Şey diyeceksek. Düzeltiyorum argümanımı. Dizide gördüğümüz hali good. Öncelikle. Yardım hani nötrale kaymayacak kadar good bence. Şeye oturup Kore'ye yardım etmesi, metal bending'i beceremeyen Bolin'e olan samimi ve merhametli ve motive edici yaklaşımları falan, bunlar hep çok good şeyler. Tüm ailesine karşı liberal tavırları, bunların hepsi good. Yani Lin'e ilk ateşkes şey öneren de Suyin değil mi zaten? Hani aynen. İlk aman hadi unutalım bunları. Aynen. Bu kadar. Bunu iyi bir şey olarak mı söylüyorsun, kötü bir şey olarak mı söylüyorsun Sercan? Lin'e karşı geliyor olarak mı söylüyorsun, yoksa hani good'luk yapıyor olarak mı söylüyorsun? Bence good'luk yapıyor olarak. İyi bir şey. Teşekkür ederim. Tamam. Good olduğuna karar verdik. Suyin'i. Lawful mu, neutral mu? Çok lawful göremiyorum ya dediğin ben gibi. De. Lawful good'a da varım ama sanki neutral good. Sercan sen lawful neutral demiştin Suyin'e. Orayla ilgili bir yorum yapmak ister misin? Yoksa birazcık daha üstünde düşününce fikrin değişti mi? Koskoca bir şehir kurmuş ya. Şimdi onu kendi soyutlamış olarak yorumlamayalım. Ne anlık bir impas? Lawful neutral yazmam mı? Earth Empire'ından çok söylemiş. Ha, yani... Yani diktatör Earth var başında. Kingdom'ın sonra da Empire'ın durumunu düşünürsek ben de soyutlardım. Hani önce i̇şte bu da kraliçenin lawful değil. Korkunç ama. Monarşisi, sonra Kuvira'nın diktatörlüğü ama işte, derken... Gene de monarşinin altında kalabilirdi lawful olan kişi. O yüzden not too good diyorum. Suyin neden chaotic evil? Kendini kapatan şey yapan, tüm savaşlardan uzak, bencilce kendini koruyacak, literal kapanan şehirlerle şey yapıyor. Peki bu soyutlamayı alignment olarak ne olarak değerlendiriyorsun? Lawful değil için mi söylüyorsun? Lawful için mi söylüyorsun? Bence lawful değil. Diğer şehirlere gram yardım etmiyor, yanlış. Kuvira olayları sırasında Kuvira yardım edebildiği kadar yardım etmeye çalışıyor dışarıya. Kuvira'yı zaten Kuvira Zaufu aracılığıyla başlamıyor mu bu işe? Evet. Zaufulu değil mi? Şey Kuvira şeyini öğrencisi. Aynen Suyin'in hani şey Blessing ile başlamıyor mu bu evet. işlere? Bana öyle yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Öyle geliyor. Öyle başlıyor hakikaten. Hatta şey var. Zahir Fight'ında Kuvira da var. Şey aha. Birini kurtarıyor falan. Babasını kurtarıyor Koran. Okey o zaman açalım. Açtım. Ben Neutral Goodus diyeceğim. Aynen orada inatlaşıyor biraz, haklısın. Peki bunu ne olarak değerlendiriyorsun sen? Nötrallik olarak mı değerlendiriyorsun? Yani lawful neutral deyip sonra ben true neutral demiştim diyebilirsin bu arada oy olarak. True neutral koymadım. Sercan yaptıklarını söylüyorsun da bunu ne için argüman olarak söylüyorsun? Kafam karıştı yani. Kaotik biraz işte. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Lawful değil bence. Ama kaotik kuda çık. Okey. O zaman neutral good. Yok.
Ya ama Good ya da mu? True Natural'a mı gideceksin Evet. buradan bilmiyorum. Good mu sorusu? Good bence ya. Sercan da Good'a okeydi. Not Good'a verdi zaten. Hop. Three. Şimdi. O zaman sıradaki marka maç en önemli. Önümüzde Malik. Bir numaralılar şunlar. Bir dakika, Eric bir dakika, ve Judy. Bir dakika. Herkes bir sakin olsun. Yo yo şey okey okumak güzel. Şunu bir aradan çıkaralım. Ha. Verdim birine. Hani. Yani şu... Aa, ama Evil tartışmasını yapmayacak mıydı? Ya işte... Evil mı? O kaldı, natural öne geçti. Evil mı? Sonuçta komplolar kurup şey yapmıyor mu? Asami'nin şirketini ele geçirmeye çalışıyor. Ama... Ama bir yandan Unalak'a da karşı çıkıyor. Diktatörlük şey yaptığını Kure'ye görünce. Kure'ye de karşı çıkıyor. Sokka'nın oğlu değil. Okey ya. No, yok, tamam. Yok, ya. Zaten biraz şeytanla mukaddesi için bunu mu yapacaktım? Aynen. Ben yine de kalkıp etmen derdim. Varik ya. Şöyle Varik'in evet bencil ve para için şey yaptıkları var ama insanları kurtarmak için yaptıkları da var. Ve hani şey olayı var. O kadar kaotik ki o evil'lıklar önemli değil. Dan kaotik kültür oluyor yani. Beyond'a kaotik evil dedi. Kaotik okay, ben natural demedim ama. Suyun nereden çıktı? Varik. Julie de lawful neutraldir. Nasıl yazılıyor Julie? Z-H-U boşluk L-I. Julie de neden lawful neutraldir? Bir patronun peşine kapılmış dediği her şeyi yapıyor. Evet. Good değil. Good bir aksiyonunu görmüyoruz. Değil, kesinlikle. Stockholm sendromdan evleniyor. Lawful olduğuna emin miyiz? Şimdi şey argümanı. Dur. Julie'yi bir aradan çıkaralım. Çünkü şey var. Kaotik nötral birini takip etmek kaotik nötral midir? Zahir'in olayı. Aa, bu durumda değil ya. Hani bu öyle bir takip değil. Şöyle anketimi açtım. Ben lawful neutral diyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kaotik lawful. Kaotik Var ya kaotik lawful ve good evil diyebilecek olsak şu tablonun çoğunu onu derdik yani. Tamam 4 kişi oy verdi. Julie'yi de lawful neutral yaptığımıza göre. Şey var. Şimdi Kaya ve Bumi var. Engin çocukları olan. İki oğlu Kaya ve iki oğlu Bumi. Şey var, Avatar One var, Prince Wu var, Jinora var. Yüksek. President Raikou da lazım buraya bir yere. Okey. Onu birinci seviyeye şey yapmamışız ama. Ya aslında bir sürü karakter var daha. Eska ve Desna var. General Iroh çok önemli. Opal var, Avatar Junior var. Neyse dur. Şeyle devam edelim gerçekten. Prince Wu bence. Okay. Prince Wu ve President Raikou. Ben President Raikou'dan çok lawful neutral, Prince Wu'dan da çok kaotik neutral enerjisi alıyorum. Ben Prince Wu'ya kaotik good diyeceğim. Ya bilmiyorum. Sonunda şey monarşiyi bırakacağım falan muhabbetinden dolayı mı good diyorsun? Hoş geldin Yusuf bu arada. Camcı sen misin bu arada? Yusuf 13466. Yoksa başka bir Yusuf mu? Prince Wu ya başta çok ya başta çok kaotik okey.
Yusuf diye soyadıyla seslendiğimiz bir arkadaş var da. Prince Wu bence çok yani kaotik nötral başlıyor kesinlikle. Sadece bencillik, evil bir yanı yok, good bir yanı yok. Asshole, bencil. Takılıyor kafasına göre. Parası var, zengin. Ama sonra yaşadıklarıyla ve dünya gerçekliğiyle yüzleştikten sonra bence alignment shift'i yiyor ve bu yediği shift o kadar önemli bir alignment shift ki bence burada onu good'a koymalıyız. Prince Wu'nun son hali. Ne yapıyor? Kendi canını riske atarak hiç Prince Wu'dan beklemeyeceğimiz bir şey. Monarşiyi kaldırmaktan da bağımsız olan. Monarşiyi kaldırıyor ve kendi canını riske ederek insanları şehirden kaçırıyor. Kurtarıyor. Tünellerde şey Badgermanlarla şarkı söylüyor. Kaltçılıktan da mı çıktı? Sercan'ın dediği gibi. Bilmiyorum. Bence monarşiyi kaldırmak, ülkenin düzenini bozmak, şey yapmak, bu kararı vermek bence hala kaotik kut. Bu kararı verebilmek... Ama bir yandan... Kaotik kut bence. Kaotik nötral biri olarak da hani bu işten geçti artık. Hani teyzesi miydi ölen Queen? Teyzemin tahtı bana kalmayacak hani. Bu şu an politik olarak imkansız görünüyor deyip pragmatik bir karar da vermiş olabilir. Yani kalbinin iyiliğinden değil de. Yok ama kalbinin iyiliğinden hani zaten ortalıkta olan politik durumu görüp. Yok. Hani yok artık. Artık şey. Konspirasi teori bu Kıvanç. Yani şey, dizi bize good olduğu okay, için tamam. Yaptı diyor. Okey. Kaotik good mu neutral good mu o zaman? Ya da neutral. Ya şey, da kaotik neutral mi hala? Yok yok. Yani öyle diyorsanız ikna olduğum gibi ama. O kadar çok görmüyoruz ya karakteri. O yüzden özellikle son durumunu o kadar çok görmüyoruz. Aynen. İstese monarşiyi oturtabilir miyiz? Artık nötralini çok görüyoruz. Şeye göre. Ya evet. Ya hareketçe. Ya şöyle. Ben, good'a kayıyor ve bence yaptıkları neutral good değil. Hala kaotik hareketler yapıyor. Yani şey de çok kaotik enerjili bir hareket. Hani Badger Mall'lara şarkı söyleyerek hadi gidelim olayı da kaotik bence biraz. Ama o komedik varlığından dolayı kaotik. Hani yani hani kalan her şey neutral good olsaydı neutral bunu kaotiğe çektirtmezdim yani. Ama bilemiyorum şeyden mi? Geçmişinin çok kaotik olmasından dolayı kaotik mi yargılıyorum Sercan'ın dediği gibi? NOEG'ye mi kaydı acaba? Sen ne düşünüyorsun Kıvanç? NGCG ikilisi. Abi ne olursa olsun monarşik bir soy, evil monarşik bir soydan geliyor. Lawful evil'ımı bir diyeyim ben. Meme şeyimi. Tamam. Oylamayı açıyorum. Ama establishment'ı yıkmak da kaotik good'dur. Hani sonuçta good'dur ama kaotik good'dur diyebiliriz. Hani eski sistemi yıkıp daha iyi bir şeyle değiştirmek falan. Ben kaotik good dedim ya. Ben hala vermedim. Şimdi taylasam mı neutral good'a basıp? İkimiz farklı şeylere oy verdik. Nasıl tiebreak'liyiz? Daha basmadım. Ya çok arada kaldım. Gerçekten yani şey aradaki çizgiye koymak istiyorum. Oy vermeyeceğim ben. Öyle çözüm. Okey oy vermemek kaotik good'a oy vermekle aynı şey. Hayır ama değil. Prensip olarak değil. Biliyorum kaotik good'u ben savundum ama savunurken kendimi şey yaptım. İkna ettim tersine. Okey, yazdım. President Raiko. Kesim lawful neutral. Değiştirecek olan var mı? Ya kesinlikle lawful. Hı. Çizgi romanlarda ne yapıyor bilmiyorum. Kore çizgi romanlarını hiç okumadım. Ne yapıyor? Ya şöyle bir şey var. President Raiko değerlendirmemiz gereken biri mi diziyle? Listemizde var da. Listemizde var da biz yüksek önceliğe koymamıştık. Ha okey. Sercan spesifik olarak söyleyince şey yaptık. Bir dakika Julie şey mi? Aday mı oluyor şeye? Aynen Julie hatta president oluyor sanırım.
çizgi romanlarda. Neyse o zaman President Darko'yu bir atlayalım. Çok önemli biri var çünkü. Ama karalama kampanyası yapmak spesifik, yani standart bir şey ya politika. Dur. O çetelerle işbirliği. Okey. Çok çizgi roman. Biraz değişti. President Darko'yu yazmama kararı aldım. Dizi bence yeterli bir şey değil. Ha öyle mi yazdın direkt? Avatar 1. Okey. Avatar 1. Avatar 1'ın alignment'ı nedir? Kaotik Good'dan sonlara doğru Neutral Good'a dönen bir şey mi? Bence Kaotik Good. Ha, sence Neutral'a dönmüyor hiç? Dönmüyor. Nerede dönüyor? Yani şey... Rava'ya bile sen Rava'yla... Kaotik Good demişken, Van'la Rava'nın birleşiminde okay, birleştiği ben için döndü evet, diyemezsin. Yani. Biz dedik. Ben Neutral ben Chaotic Good demedim. Sen Lawful Good dedin. Ben Neutral Good dedim ama. Ben Lawful Good dedim. Chaotic Good da o yüzden Neutral Good oldu diyorum. Benim matematiğim tutuyor tamam mı? Yani çok Chaotic Good başlıyor zaten. Şehirde yaptığı hırsızlıklar, yemek bilmem ne falan. Klasik evet, Robin Hood evet. Şeyi. Bence ruhlar dünyasında bunu değiştiren bir şey yapmıyor. LG'ye kadar kayıyor mu Yusuf gerçekten? CN başlamıyor. Bence klasik Robin Hood, Chaotic Good. Şeyler de çok kötü ama ya o üç kardeşin yaptıkları aynen. Hani fakirler için bir şeyler yapmaya çalışmak bence kesinlikle nötral değil ya. Hani Zahir, Varik, Jet vesaireye Chaotic nötral dediysek Chaotic nötral değil bence. Ya dur eskiyle kıyaslamak toksik bir tavır onun farkındayız da. Okey tamam. yok yani. Spirit ne dünyası. Ne yapıyor? Hırsızlık yapıyor. Sonra böyle bir... Yakalanıyor, atılıyor şehirden. Sahte işte şey için... Aynen. Aynen. Kendisi ve yakın çevresi. Aç kardeşlerini beslemek için... Aç kardeşlerini beslemek için yemek çalıyor, kendi yemiyor. Yemiş gibi yapıyor hiç kardeşlerini. Yani ama arkadaş. Hani? Kardeşleri ya, arkadaşım. Yok ya, literal kardeş değil diye hatırlıyorum ben. Önemli. Yetim. Çocuklar. Belki şey, literally sen dışı... Çocuklar şey diyor. Sen dışarı çıkıyorsun, sen de ye bundan. Senin güce ihtiyacın var, sen bize yemek getiriyorsun diyor. Tamam diyor, gene de yemiyor. Sonra şey... resmi av partisine katılıyor. Orada kaçıyor, geri dönüyor, suçlanıyor. Ateş şeyini atılıyor. Vermeden... Şey de sonra var biraz. Sonra ateşi geri vermiyor falan. Orada bir arrogance var gerçekten. Şey için, hırsızlığıma işe yarar diye ateşi saklıyor. Ateşi şehrin içine getirdiği anlaşılınca şehirden atılıyor. Sonra işte şey... kaçıyor, Spirit World'da takılıyor. Spirit World'da olanlar. Lawful'la doğru çıkıyor. Buraya kadar kaotik. World'da takılmıyor. O zaman Spirit World ve fiziksel dünya birleşik olduğu için. Aynen. Şey demek şey, Spirit'lerin yanı. Bir ormanı. Aynen. Burada onun kaotik şöyle bir şey var. Hani yaptığı şeyler kaotik olmasa bile. Sonuçta alignment shift yapacak bir şey oluyor mu? Aha burada kaydı alignment'ı dediğimiz bir şey var mı? Yoksa kaotik kut çünkü. Bakış açısı değişiyor. Hala Chaotic Good olabilir yani. Tüm bunları şey yaparak. Çünkü şehirden çıkana kadar Chaotic Good olduğuna eminiz. Hı hı. Şehirde çıktıktan sonra görüşünü değiştiğini düşündüğümüz bir şey var mı? Ya Rava'dayken işte böyle bir hani ani bir karar veriyor ikisini ayırması. Tamam bu. Sonra işte ona pişman olması falan. Peki bu sizce hani Lawful Chaotic aksında bir karar mı? Yani Kora için spesifik olarak ilk sezondaki kaotik aksiyonlarının sonuçlarından şey olduğu için ikinci sezonda Lawful Good olarak görüyoruz dedik spesifik olarak. Evet ama orada çok shift diyor yani gerçekten geleneklere geri dönüyor şey yapıyor. Okay. Su kabilesinin geleneklerine dönüyor falan. Kora'da ayrı bir şey var. Van'ın... Tamam. Van'da bunu bu kadar görmüyoruz ama bence yine de Neutral Good'a. Van'ın şey yapması sizce hayvanları avlamaya karşı çıkmak Chaotic Good'un da çok rahat diyebileceği bir şey. Hatta ben gerçek dünyada veganların Chaotic Good olduğunu savunurum kendi bakış açılarından yani. Hani anti-establishment şey yani okay, veganlık şey değil de
Ya, bu bir argüman değil Van için de hani sidetrackledim. Rava ile birleşmesi karakteri, kişiliği değişiyor. Ama kişiliği kesinlikle değişiyor. Alignment'ı değişiyor mu? Bence hala Kaotik Kut sonda. Farklı bir kaotik kut diyorsun Farklı sen. bir Kaotik Kut. Daha olgun bir kaotik Aynen, düşünsene. Eternal, ya şöyle düşünün. Eternal Savaşı, iki ruhun Eternal Savaşı'nda bir tarafı haklı bulup onu kazandırmaya, yani Yin Yang Savaşı'nı bir tarafı kazandırmaya karar verecek kadar başına buyruk bir Kaotik Kut. Başına buyruk bir Kut. Bence. Aha. Ama nötral olduğunu da düşünebilirsiniz. Yani şey de diyebilirsiniz çünkü. Kaotik havası azalıyor gerçekten. Şey manasında kaotik havası. Hani ruhlara bakış açısı olarak, hani ruhlara bir kaotik davrandığı yok ama ben shift yemiyor diyorum sadece. Ruhlara kaotik, daha özellikle kaotik davranmadığının farkındayım. Ama shift yemiyor bence. Neden lawful evil? Avatar Van. Çünkü tüm dünyayı yüzlerce, binlerce yıl yaratacak şeyi yapıyor. Dengeyi bozuyor ve şeyi kuruyor. Chaotic Evil dengeyi bozuyor. Rava Hoş ile geldin taştan Dilan. sonra iyiliği görev Avatar Van'ı olarak benimsiyor konuşuyorsun. ama kaotik kutlar da iyiliği görevi olarak Aynen, benimseyebilir. Robin Hood mesela iyiliği görev olarak benimsemiş bir kaotik kut. Ya da Batman iyiliği görev olarak benimsemiş bizce bir lawful good mesela. Paladinler lawful good. Ama yo, nötral, yani neden nötral dediğinizi anlıyorum. Bence sadece geçmişini o kadar kaotik ki, kaotik kut ki shift yemiyor hiçbir zaman diyorum sadece. Okey ya, ben de shiftlendiyse bile o halini çok görmüyoruz, o yüzden kaotik kut diyeceğim. Dizide çoğunlukla kaotik kut halini görüyoruz. Ve Van benim sevdiğim bir karakter. Dilon şey YouTube'a koyacağım birazdan. Yayın bittikten hemen sonra. Ama şu andan itibaren katılabilirsin. Birkaç karakterimiz daha kaldı önemli. O yüzden biraz daha devam edeceğiz yani. Altı da kapamayacağız. Değil mi Kıvanç? Zaten sonra sen de... Şey kaldı. Bumi ve Kaya kaldı kesinlikle yapmamız gereken. Aynen. Bir de belki sonra Jinora'yı yapabiliriz. Jinora, Opal ve Balta Junior'ı da konuşmak isterim ben ya. Aynen, Bahtar Junior önemli bence. Aa, şey, Sercan da şey yapmış. Yazmış. Okey, Avatar Van. Avatar Van'a Avatar Van diyesin var ya. Çok Avatar Van Van'a. deyince anlaşılmıyor. Çok Avatar Van'a. Hani Prince Wu, Prince Wu'ysa. Okey. Kıya ve Bumi. Ben şey diyeceğim. Kaya'ya Neutral Good, Bumi'ye Kaotik Good diyeceğim. Avatar Van diye yazayım. Avatar Van diye yazmak Kaotik Evil'dir. Ya bir şey söyleyeceğim. Başka bir tartışma. İkisini de Alignment'tan yorumlayacağımız kadar fazla görüyor muyuz sizce? Kaya'yı kesinlikle görmüyoruz o kadar fazla yorumlayacak kadar. Sadece hissen neutral good diyorum. Ama bence Bumin çok net kaotik good ya. Bu mini... Evet. Bumin de haklısın. Bumin'i görüyoruz. Bumi niye mi kaotik? Ya kişiliği çok kaotik, çok unpredictable ya. Sokadaki durum. Var ama Sokka sürekli lawful argümanlar ve lawful şeyler istiyor gruptan. Bunu istiyor mu? Bilmiyorum. Bana pek öyle gelmiyor. Bumin Tenzin'in eğitimini kaotik kaotik davranışlarla sabote ediyor ama. Gerçekten. Tenzin hava bükücülük eğitimi verirken Bumin kaotik kaotik davranışlar yapıp şey yapıyor. Dalga geçiyor, otoriteye karşı geliyor. Yaşlıyken shift yemiş canım genel. Yani ya da generalliğinde de lawful değildi belki, onu bilemeyiz. Kaotik biri general olabilecek kadar disiplinli olabilir mi? Abi çok Yani zaten bu başarılıysa... disiplinli görünmüyor şu Aynen. noktada. Yok ama bir ara askeri... Aa, Kıvanç, ama şey var. Bir ara askeri disiplin falan topu çöpüne giriyor ya Bumin. Hani şey...
Haydi askeri disiplin yapacağız. Yo onu pardon Tenzin yapıyor onu. Bumi'yi kandırabilmek için. Ama şey Bumi'den şeyi aldıktan sonra değil mi zaten? Neydi? Tavsiye. Evet. Bir de askerken çok korkunç şeyler görmüş galiba Bumi. Bir tane şey sahnesi vardı ya. Bu üç kardeşin Spirit World'de şey mahsur kaldıkları ikinci sezonda. İşte herkes böyle kötü anlarını falan görüyor. Bumi kanibal şey yamyam kabileyle ilgili bir şeyler görüyor. Ya şey var, ben Bumi savaş konusunda belki de o kadar yetenekli ki Sokka'nın eğitimleri sağ olsun. Lawful olmamasına rağmen general olabilir. Revarım. Tamamen bir varsayım olarak. Ama bilmiyorum. Aynen Sokka şeyine, Sokka felsefesine mi düşüyoruz kaotik derken? Bana da kaotik hissettiriyor. Ama orjinal Sokka'da düşmedik. Ama Rava'da hissen kaotik argümanını kabul ettik. Bu midi Rava sakın. Kesinlikle hissen kaotik değildi üstelik ama olsun tamam. Bu midi sakın. Demokrasi sandıktan çıkan şeye çok laf etmeyeceğim. Lawful good'u koydum. Lawful neutral koydum. True neutral, kaotik neutral koydum. Ruhlarda okuyayım diye belirtmiştin ama evet. Yo ben ama... Al bak lawful'ları da açtım. Oy da vermiyorum bak. Sen neutral good diyorsun değil mi Sercan o zaman? Yusuf sen ne diyorsun? Dilon burada mısın? Ben düşünüyorum. Ben de oy vermeyeceğim fikrimi. Ya. Bas kıvanç. Bas kıvanç kaotik kıda. Tamam ben kaotik nötral diyorum. Kaotik kıda diyorum pardon. Nötral değil. Çok çünkü zor şey ya. Askeri geçmişinde belki bir aralar daha lawful'du ama emeklilikte iyice kaosun dibini vurmuş diyorum. Partnerime katılıyorum. Alignment'ı... Kıya'nın kesinlikle yok bu arada. Kıya'yı şimdi şey yapacağım. Niye ısrarla Kıya diyorsun? Kaya onun Kaya. Kaya. Bilmiyorum öyle diyorum. Geçen sefer Lawful Good'u doldurmuştuk. Bu sefer de Chaotic Good'u dolduruyoruz. Ya, Kaya da Lawful Good değil bence. Tenzin'le hep çakışıyorlar ama Neutral Good mu Chaotic Good mu bilemedik. Bilmiyorum. Batara batarlı. Aa ben yanlış yazmışım o zaman çünkü onu. Aynen ben Kıvancın kağıdı. Ben 2A'ya yazmışım. Kıvancın kağıdından bakıyorum ben. Aa ama hayır. Şu an kontrol ediyorum. Başında 2A ile yazıyorlar. Bahtar. Ben doğru yazmışım. Okey. Şimdi kim var dedik? Bumi. Kıya'yı yapacak mıyız? Yapmayalım madem. Dur ya şey yapalım. Sadece bir oylama açalım. Bakalım insan ne diyor? Hissen. Ya benim hissem, hisimin oturdu. 2A ile yazılıyor değil mi Kıya? Hayır, K-Y-A. Okey, tık A. Ben de neutral... Böyle yazılmasına rağmen ikinci A'sını daha uzun okuyor olabilirler bu arada. İngilizce için hiçbir şey değil. Ben de neutral good hissine varım bu arada ya. Yani Batar diye yazılıp Batar diye okunur İngilizce'de olabilecek bir şey. O yüzden nasıl ya, okuduklarını hatırlamıyorum ya dizide. Kıya bir healer bu arada hani. Healer stereotypik alignment'ın ötürü. Ve hayır şey var hani gerçekten 3 kardeşin dinamiğine baktığımızda birine lawful good birine chaotic good dedikten sonra gerçekten aynen. Ortalarında gibi hissettiriyor. O yüzden aşırı evet. Yani. Kissen çok şey ya. Kaya. Hayır. O Kaya diye okunur, Kıya diye yazılır. Okey, Kaya. Lazım. Kaya, tamam. Kaya, Kaya. Aynen Kaya, Kaya diye yazılır, A'sız. Ama Kaya diye okunuyor. Tamam, Kaya. Türkçe Kaya. İngilizce şenerigınları bunlar. Okey. Kaya'ya neutral good'u yapıştırdık. İzmin. Sırada ne var? Bahtar. Batar. Junior. Bence lawful neutral. Ben ona lawful neutral diyeceğim aynen. Hani Kuvira'ya olan kişisel bağlılığından ve sadakatinden yapıyor yaptığı her şeyi. En sonunda da Kuvira ona ihanet ediyor. Peki Kuvira'ya o kadar bağlı ki Evil'a kayıyor der miyiz?
Yani Ailesini inkar ediyor, uyarılarına karşı geliyor. Aşk veya seks için bilmiyoruz tabi onu. Kuvira'ya şey yapıyor. Yusuf Sercan. pardon, ne dediniz en son? Ailesini karşısına, evet Sercan çok üzüldü. Ailesini karşısına alırken çok nötral değil sanki. Evil'a kaymış mı iyice? Benim adam Bahtar değil, Batar diyormuş Ne hatta. diyor, ne diyor peki? Başka bir adım mı var Yani kendisini tercih ettiği? aile bağını reddetmek için. Peki bu onu Evil'a itiyor mu? Ben de hatırlamıyorum. Sizce bu Aa onu... şey, Wiki'ye göre şey ya, babası ona Junior diyormuş spesifik olarak. Ben Junior değilim, Batar sadece diye atar yapıyor galiba. Yani ben net hatırlamıyorum ama Wiki'den böyle görünüyor. Non-Eliasis'ı var mı? Yok. Alternative names Batara by himself and Kuvira yazıyor bu arada. Okey, Batara Junior by diyorlar. his father. Ha, Batar diyorlar. Okey. Bu şey işte ya, Spirit Kanonu ve Mech'i yapan baş mühendis. Ya yaptığı şeylere bak abi. Silahlara. Ya Varric'le beraber Spirit Kanonu yapıyorlar. Sonra Mech'i yapıyor. Varric zorla çalıştırılıyor gerçi orada Ya ama. evet. Varric'i zorla çalıştırıyor. Batar yapıyor onu. Okey ya, Evil'a... Yeterli mi bu ama? Bana hala yetmiyormuş gibi geliyor. Ama bu arada sadece hani kendisine esir alınmış. Hayır işte Kuvira bana bunu yapmaz falan. Sonra Kuvira üzerine ateş ediyor. Burada bir aydınlanma yaşıyor. Daha önce değil. Evet ama yani oraya kadar şey. O yüzden Diamond Shift kabul et argümanını kabul etmem ben. Yani literally son bölümün son 10 dakikasında Diamond Shift diyor. Neyse. Evil'a okeyim ben. Ama Neutral'a da şaşırmam. Bilmiyorum. Arkadaşlar Kaotik Kut çünkü dünyaya barışı getirmek için silah yapıyor. Yani evet insan ölümleri olacak ama Earth Kingdom'a barışı getirmeye çalışıyor. Ve bunun için şeyler yapıyor. Troll argümanını da sunduktan sonra. Bence Evil'a gitmedi. Bastım. Bas Evil'ı Kıvanç. Hadi yarışalım. Biraz düşüneyim ya. Bence kaymadı. Onun yaptığı şeyleri Kuvira Evil olarak kullanıyor. Kuvira kandırıyor. Kandırıldık. Kandırıldık. O benim oyum karar verici noktaya mı geldi? Yok Yusuf Toy kullanabilir. Sercan kullanmadıysa. Oo. Sen istersen 1.1'lik oyla Law of Neutrality kazandırtabilirsin. Batar Junior. Bending olmayan tek mi? Tek hakikaten aynen. Sanatçı çocuğun da var. Opal'ın da yok normalde. Evil diyorum. Son an. Son karar. Bence haksızsınız. Neyse. Kim kaldı? Yok Kıvanç. ya, hani bu hani bağlı o kadar fanatik ki bence artık şey oluyor. Hani sadece emirleri dinliyorduk, Nazilerine benzedi birazcık. Sizin yaptığınız savunma. Aa, Jinora kaldı. Yani Jinora kaldı. Jinora önemli. Jinora önemli ama bence kolay ya. Lawful Good mu, Yani çok büyük bir tartışma değil. Aa, Kai önemli. Burada unutmuşuz. Ama önemli. Kayı dediğin? Kai şey. Ama 3. sezondan başka hiçbir yerde neredeyse rol yok ya. 4. sezonda da Ha. çok rol yok. Hava bir küçük ay. Kaotik Evet. Kut. Yani Ya. Chaotic Neutral başlıyor. Aynen. Ya da Kaotik Kut'la başlıyor. belki de Kaotik Evil Kut. başlıyor. En sonunda Kaotik Kut'u buluyor gerçekten. Jinora. Jinora Monk.
Babası kadar monk aslında. Babasına Lawful Good dediğimizde niye Lawful Good demiyoruz Jin Ora'ya? Niye Natural Good demeye ihtiyacımız var? Babasıyla konfliktlerinden dolayı, ama konfliktlerinin Natural'lıkla, Lawful'lukla, bir kaotiklikle hiçbir alakası yok. Babasının kıskançlığı değil mi daha çok? Evet. Bence Tamam ya, Lawful Good. Jin Ora direkt Lawful Good. Ruhlar dünyasına avatarı bending yolluyor falan. Ruhlar dünyasını karıştırıyor. Chaotic Evil. Aynen, konfliktleri de çözüyor. Literally sezon 2 finalini kurtarıyor falan. Ben koydum için orayı. Speedrunlıyorum. Sezon 4'te de bayağı etkisi var. Erken bitirdim oynamayı. Sen mi kullanmadın Kıvanç? Yok, kullandım. Sercan Lawful dedim. LG. Herkes LG yazdı da kullanmadın. Şey, çete LG yazmış iki kişi de. En galiba en genç Airbender Master olabilir kesinlikle. Yani LG yazmıştınız zaten. Baktım dördümüzde LG yazmışız. Zaman kaybetmedim. Şey yapıyor muyuz? Kay. Ne? Ne yapalım mı? Kay. Kay, yapabiliriz. Kay'ı yani Chaotic Evil veya Chaotic Neutral ne kadar hırsızlık yaparken ne kadar evil olduğunu bilmiyoruz. Hani survival için hırsızlık yapıyorsa bence Chaotic Neutral'dir. Para kazanç için hırsızlık yapıyorsa Chaotic Evil'dır. Yok ya, Basingse'de sadece hayatta kalacak kadar hırsızlık yapmıyor. Çok daha fazla hırsızlık yapıyor. Ya hatırlamıyorum. Yok, Ama bildiğin lüks hayat yaşıyor Basingse'de bir süre. okey. Tamam. O zaman yani minör, dünyayı etkilemeyen bir Chaotic Evil. Hani şimdi burada yazdığımız Chaotic Evil'lar çok büyük, Ya da Amon, kaotik nötral. fark etmez. Ya da Chaotic Evil. Ama Ama işin sonunda kaotik kutu ya. işin sonunda bence Evet. de gerçekten Chaotic Evil. Bu arada şeyde Lawful Good'da büyük bir yoğunluk vardı. Evet. Burada tam tersi oldu. Burada hiç True Neutral çıkartamadık. Aynen. C'ye baş sonda LG olabilir. Bence LG'ye gitmiyor ya. Bir de Airbender'lar şeyde çok kaotik. Koran'ın Airbender Nation'ı. Hani Şey, normal. Airbending Nation'ın kaotik ideallere çok körü körüne bağlı olma durumu var. O kaotik lawful şeyi. Engin kaotik enerjisi olan lawful good dememizin sebebi de o zaten. Air Nation'ın hani idealleri kaotik ve şey var. Artık şeydeki gerçekten kaotik bu abi. Ülke ülke gezip vigilantizm yapıyorlar. Şeyde. Koran'ın yokluğunda. Gezen nomadler. Nomad hani gezgin nomad iyilik yapan Strike Force. Gerçek kaotik kut saatleri bence şey. Air Nation. Tamam. Kayı'yı da yazdım. Kaldı mı biri? Şey, hayvanlar hariç. Ya opal. Aynen süper. Aynen. Flying Skulls. Ya şöyle. Kayı ile opal aynı alignment'ta. Air Nation. Hani sonunda Air Nation alignment'ına varıyor ikisi de bence. Farklı bir şey düşünüyor musun opal hakkında? Opal'dan bence o kadar şey görmüyoruz ya. Aynen. Bilmiyorum. Natural Good da denebilir ama bence de yeterince şey yok ya. Peki yaşlı... Aa, burada listede çok önemli biri daha var. Yaşlı Tof. Toph var. Yaşlı Tof. Önemli. Apalisin. Bir şey söyleyeceğim. Yaşlı Tof'un alignment'ı nedir? Tof bence kaotik nötral başlayıp bir ara nedense Lawful nötral olmuş ve Ya da yaşlı Lawful Good belki de hatta. ben true nötral diyorum. Doğaya çekildi, şey yaptı, karışma ve true nötral boş olduğu için değil. Gerçekten kaotik mi yaşlı Toph sizce? Bence kaotikliği azalmış, ailesine şey yapıyor, yardım ediyor, kendi şey var. Kendi yapmak istediği şey ormanda kalmak ama bir sorumluluk bilinci, kaotik nötr olsa kalır. Bir sorumluluk bilinciyle ailesine yardım etmeye geliyor bence.
Sen ne düşünüyorsun Kıvanç? Ah, bilemiyorum. Koyan Orson yok etkiye gidiyor. Ya kaotik nötral biri de hani ölüm kalım meselesi çünkü. Tamam hani bu kardeşim. dediklerini de yapmamasına şey değil ya, engel değil bence. O zaman Toph için kaotik nötral başladı. Bir ara bir lawful taraflara gitti, sonra geri mi geldi? Siz Emekliyim öyle ben sonra diyorsunuz. diyoruz. Ben öyle demiyorum. Sen de biraz kaotik tarafına gitti ama en sonuna kadar gitmedi demiyorsun. Ama bir yandan tabloya True North'u sokmak fikri de güzel. Yani Kıvanç, estetik algınla karar vermez misin? Hayvanlar var. Aynen. Toftan sonra hayvanları yapıp yayını kapatacağım. Basa zaman kaotiyesi Yusuf. Ver oyu. Şu anda sadece Sercan'ın kaotik nötr oyu var. Belki telefondaysa basamıyor olabilir. Öyle bir sorun var mıydı? Hadi ben de kaotik nötral basıyorum ya. Üç oldunuz. Ya yaşlı Zuko ve yaşlı Katara hakkında bence yeterince fikrimiz yok. Aynen. Onları o kadar kısa görüyoruz ki. Hani bir good. Okey. Hayvanlar. Büyük ihtimalle hala nötr goodlar. Hayvanların isimleri neydi burada? Tabu ve Naga. Izumi'yi de görmüyoruz Tabu. Be. Izumi'yi nerede görüyoruz? Izumi bir sahnede çıkmıyor mu? Izumi ben savaşa gitmeyeceğim diyor. Çizgi romanlarda var Sercan büyük bir ihtimalle. Dizide Izumi'yi literally bir sahne görüyoruz. Ben savaşmam. Evet. Kuvira'yla. Spesifik olarak aynen. Aynen Fire Nation tarihinin çok büyük kısmını savaşarak geçirdi. Yeter artık diyor. Ya Lawful Good mu diyorsun sen Izumi'ye? Bence de Lawful Good. Aynen tek sahnede Lawful Good. Tek hareketinden. Hadi tamam. Izumi'yi iyi oyuncu listesine yazıyorum. Ya ben hayvanlara otomatik olarak neutral diyeceğim. Başka bir şey yok benim için. Benim için hayvanlar otomatik neutral'dır. Izumi'yi iyi oyuncu listesine aldım. Savaşa sokmuyor ülkesine. Neydi? Pabu. Pabu bence kaotik neutral. Pabu küçük olan. Aynen. Ben hayvanları otomatik olarak nötral diyorum. Benim fikrim bu konuda değiştiremez. Pabu bence çok kaotik. Senin gibiler yüzünden Appa'nın nötral çıkıp sonra Momo kaotik çıktı. Ben Appa gibi Naga'ya lawful good diyeceğim. Tamam ben nötral diyeceğim. Pabu'ya ne düşünüyorsunuz? Pabu bence çok kaotik ya. Ya Pabu, Momo, Naga, Appa. Spesifik olarak hani eşleştirilebiliyorlar. Aynen. Pabu, Momo. Kaotik good mu? Bence kaotik nötral Pabu. Pabu'nun bir good'luğunu görmüyoruz. Momo'nun good'luğunu görüyoruz. Kötü olamaz ama bence iyi de olamazlar. Ya, bence hayvanlar... Bence Pabu'nun good bir davranışını görmüyoruz. Pabu, Momo gibi kendi hayatını riske atmıyor. CG'ye değil CN'ye verdin. Yanlış bastın. Beni CG'ye verdi sandın. Ha okay. Tabii yok. Oh yes. Bitti zaten. Ah, 4 yani... kişiyiz yayında. Handballladım. Ve son olarak Naga. Naga good boy. Lawful good'dur. Ne kombatlara girdi. Neler yaptı. Naga aşkım hayvandır, bir tane o yüzden Naga. Nötraldir. Naga gerçek Lawful Good saatleridir. Naga hayatını riske attı be Kora için be. Utanın be. Good boy. Lawful Good. Good girl. İçgüdüleri yüzünden. Good girl. Aynen good girl. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Good girl. Metin zaten listede o yüzden. Aynen, ben zaten listedeyim. Mallar listesindeyim. Sonra. Son alignment'a karar bile veremedim. True neutral. Otomatik benim için. Hmm.
Naga. Şimdi çıkartacağız Good Girl. Naga'yla. Hayır. Naga. Kıvanç, editoryal kontrol bende. Lawful Good'a koyarım. Hiç pisleşirim. Appa'yı bile neutral yaptık ya. Appa'yı kaybettik. Naga'yı yedirtmeyiz ulan. Tüm hayvanlar neutral'dır. Bunu anlayacaksınız bir gün. Appa'da pupil'da fast one on us. Hayır. Tuna TM. Hayır. Hain Tuna. Traitor Tuna. Geldi. Şey yaptı. Oylamayı sabote etti. Bozdu. Nötral yokmuş diye bastı. Tuna seni kanaldan banlarım. Hainsin. Pisliksin. Neyse. Her şey bir hayvan kurtarabiliyorum en azından. Ah, hadi şimdi kullan editorial gücünü. Kıvanç'ı kaotik yolda yazacağım. Geçen sefer yazmamışız beni. Appa'ya yaptıklarım yüzünden kaotik yolda girecektim sanırım. Neyse arkadaşlar. Yayına özellikle Yusuf, Sercan, yayına gelip bizle beraber bu Kore'yi değerlendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Yusuf, sen sanırım kanalı yeni buldun. YouTube'a gelip aynısının geçen hafta çok daha fazla izleyiciyle şeyini yaptık. 20-25 kişi Avatar versiyonu, Last Airbender versiyonunu yaptık. Ona bakabilirsin istersen. YouTube'da da aynı isimle varız. YouTube'dan izleyenler, yorumlarınıza hangi alignment'ı yanlış yaptığımızı düşündüğünüzü bekliyoruz. Çünkü oylamalarda hani 4-5 kişiydik, 6 kişiydik. Yapamadık. Among Us oynayıp kulüpten gelmeyenler ve tekrar izleyenleri de buradan sevgilerimi yolluyor. Ve teşekkür ederim. Şaka bir yana bu arada. Neden çok daha az kişi geldi? Geçen hafta fark ettik ki Avatar bölümüne gelenlerin yarısından fazlası Kore'yi izlememiş veya bitirmemişti. O yüzden büyük bir ihtimalle spoiler almamak için gelmediniz. Hani oyunun yayının başından beri salty meme'liyorum. Hani onların hepsinin sonunda /s var. Hepinizi çok seviyorum. Yalnız haftanın konusunu belirleyecek kadar fazla insan yok şu anda burada. Ve çok uzun süredir temalı yapıyoruz. Haftaya standart bir alignment'ınız nedir Reddit hikayeleriyle geri döneceğiz karşınıza. Haftaya da konusunu belirleriz. Bir sonraki haftanın konusunu belirleriz. Görüşmek üzere. Ya da Sercan, Sadık olarak söyle konuyu. Açıkçası benim için de çok yemek kombinleri kaldı ama. Sercan söyle konuyu lan. Yaz haftaya. Aynen. Niye loyalty Aynen. Dragon Prince. Dragon Prince özel bölüm. Tamam lan. Hadi haftaya Dragon Prince. Ama ya şöyle bir şey var. Ben bu haftaki katılım azlığı beni biraz üzdü. O yüzden Dragon Prince yaparsak sorunu var. Dragon Prince çok izlenmediyse Kore gibi gene 5-6 kişi oluruz. Genelin öyle bir avantajı var. Ben izlemem mesela. Okey. Yapalım. Karma Cartoon yapalım. İhbar toplayalım. Kartun yaptık mı daha önce? Yapmadık değil mi? Yok. Hep hiçbirinci olmadı. Bir sürü kere ankete girdi ama. Aynen. Hadi o zaman karma kartun bölümünü yapalım. Kartun. Yusuf. Normalde yok. Bu yayın tekrarlarını biz bu yayında nedense koymuyoruz. Çünkü çok sevgili editörümüz Tuna klip koyacak diye hiç tam yayın koymadık. Bir tek Avatar yayınının tam versiyonu var. Twitch tekrarlara bakarsan son iki yayın falan duruyordur. Onun dışında yok yani. Yayın tekrarı YouTube'da yok. Twitch'e bakabilirsin. Birkaç tanesi vardır silinmeden önce. Dragon Prince kalsın. Hayır yapmak istiyorum. Biraz ihbarlı sisteme geri dönelim. Yusuf sana da anlatalım. Normalde biz Discord'umuzda ihbar topluyoruz. Haftaya
istediğiniz kartundan istediğiniz karakterle ilgili video klip, resim, sahne ve veya tasvirle ihbar ben hemen kaçayım ya. Benim kaçmam lazım. Dur bir dakika, kapatıyorum kar. Eski ihbarlara bakabilirsiniz. Discord'umuza gelip nasıl ihbar atıldığına bakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya konumuz kartunlar. Kıvanç, görüşürüz falan bir şeydi. Görüşürüz. Ha tamam, pardon. Aklımda başka bir şey.